İyi akşamlar, merhabalar. Orkun Gödek ben. Ee, bu haftada birlikteyiz. Sevgili Mert Tılmaz, hoş geldin abi. Hoş bulduk, iyi haftalar. Sağ olasın sana da. Işık hoş geldin. İyi akşamlar, iyi haftalar. Sağlıklı, huzurlu, kazançlı evet. herkese. Güzel bir hafta olsun herkese. Direkt başlayalım. Hadi. Geçen hafta çok teşekkürümüz o vardı, bu vardı. Çok fazla piyasa konuşamamıştık. Ee, ama bu hafta biraz daha detaylı konuşmakta fayda var. Dışarıdan başla. Ben artık kulaklığı çıkardım, durmuyor çünkü. <laughs> yani yapacak hiçbir şeyim yok. Durmuyor. İki stüdyo değiştirdim. Bir kulaklık bulamadık. Olmadı valla. Bir seneyi bitirdik ama kulaklık kulağımızda durmuyor. Dışarı ee, dışarıyla başlayalım isterseniz Tabii. bu hafta. Ee, çünkü en yakın ECB toplantısı var. Peşine FED'in toplantısı var. Ee, oradan da içeriye doğru yavaş yavaş geliriz. Yelen açıklamaları var. Evet. İstersen direkt yelenden de başlayabiliriz ya. Ee, evet. Herhalde iki ayda ikinci kez. İki ay oluyor değil mi bir önceki açıklaması? Ya da bir, bir buçuk ay önce falan. Bir, bir, bir buçuk ay olmuştur Evet. Da. Yine faizler noktasında bir açıklaması geldi. Dün gece geç saatlerde, yani akşam bizde 9'a falan denk geliyordu. ya ee, artık herhalde bilinçli bir yönlendirme. Yani Yellen 70 yaşın üstünde, ömrünü FED'de, enflasyonda, iletişimde geçirmiş bir insanın, FED'in bilanço operasyonunda falan içinde olmuş bir insanın, yani artık bunları <laughs> rastgele, G7 dönüşü. Kez aynı şey olmaz yani. G7 bir de uçakta e, söylüyor söylemesi çok da yani kaza unsuru olacak bir şey değil. Uçakta olunca şey mi o risk alır mı? Yani ayak üstü. <laughs> hani çok da kendimde değildim. <laughs> Fit vardı falan filan. Basit çarptı beni falan. Bence bence falan. her cümle değil her kelimesi tabi tabi önceden en az 10 defa Powell'la konuşulup üzerinden gidilmiştir. Bayağı bilinçli bir yönlendirme. Aynı değil, şey he? birinci turda da konuşmuştuk evet. ya hatırlıyorsunuz. Yani bu öyle bir anda aklıma geldi söyledim ya da ay efendim ben söyledim yanlış anlaşıldı falan gibi oralarda olacak işler değil onlar yani. Belli ki bir görev dağılımıyla kendi işlerinde planlı bir yönlendirmeydi. Bu da yani bu gelen mesaj da bence ilk tezimizi ne kadar doğru olduğunu koyuyor ortaya. Kısaca hatırlatalım ne dedi Yellen? Dedi ki daha yüksek, yani Biden'ın harcama paketi ki burada altyapı harcama paketinde bahsettiğimiz rakam 4 trilyon dolar. İşte toplam geldiğinden beri devreye aldığı 6 trilyon dolarlık bir destek paketi. Ya bunlar devam etmeli, arkasında duruyoruz. E, Milen söylüyorum. E, bunun sonunda daha yüksek faiz, e, şey, enflasyon, enflasyon hadleri ve biraz daha yüksek faiz olursa bu toplum açısından da iyi olur. Neredeyse hani bu artık yeni normal. Buna da hazırlanmak lazım. Hani o milyonluk eksende açıklamalar. Yani faizin birazcık daha yüksek olması politika faizi üstünden mi bahsediyor yoksa e, nominal tahvil faizleri üzerinden mi? Bence e, deep. Bence ben, ben de öyle anladım. Çünkü ben daha de anladım. politika faizi tarafında birazcık daha zamanımız var. En azından bir buçuk iki sene kadar daha. Evet. En azından kendi yönlendirmeleri. Ama bu aynı zamanda işte Ağustos'ta başlayacak olan Jackson Hole Sempozyumu. Onun peşine işte Eylül'deki kritik FED toplantısı. Peşine Aralık. Hem makro projeksiyonların güncellendiği. 2022 için bir tapering. Varlık alım programında bir azaltım açıklaması bu sene gelir mi? Gelecek yıl de bu devreye alınır mı ki? Aradan işte bir 6-7 ay geçsin. 2023'te bir faiz artışı için bir zaman zemin hazırlansın. Ben artık birazcık daha bunun kontrollü olduğunu düşünüyorum. Nisan Fed toplantısı sonrası Powell basın toplantısında sorularını bugün varlık programı ile ilgili bir şey konuştunuz. tartıştınız. geçen hafta da konuşmuştuk seninle. O da demişti ki yok hani biz konuşmadık. ama tutanaklar mayıs ortası açıklandığında tutanaklar bayağı yani bir giriş olduğunu, en azından konuşmaya başlamayı başlayalım tadında. Ee, bir eğilim olduğunu gösterdi. Muhtemelen aynı şey Haziran toplantısı da olacak. Gelecek haftaki şey salı çarşamba günü takip edeceğiz. Yavaş yavaş piyasa ona da hazırlanıyor aslında bir tarafta. Hazırlandı gibi de. Yani pozisyonlar falan. Ee, yani yalın açıklamalarından devam edebiliriz sensiniz Ben burada yani e, o kadar e, üzerinde durduğumuz ilk söylediğinde de zaten bunlar ilk söylediğinde aa yanlış anlaşıldım filan yani o seviyedeki insanlar pek yanlış anlaşılabilecek e, cümleler ve konuşmalar yapamazlar çünkü. Ya bir de herkes yanlış anlamış olabilir mi yani? yani? O yani o defalarca. Uçakta bile. Tabii yani defalarca o ilk söylediğinde de burada e, bence e, Fed ve Yelen çok net bir gerçeği görüyorlar. ABD ekonomisi istihdam tarafında değil ama bir maaş enflasyon tarafında, iki tüketici harcamaları tarafında beklenilenden çok daha iyi gidiyor. Burada Biden'a gerçekten önemli bir e, dünyanın teşekkürü lazım. Çünkü bu aşı olayında evet yani bu hani aşı olayı hani eğri oturup doğru konuşalım. Zengin bir ülkenin zenginliğiyle direkt orantılı olarak. Çünkü yani Amerika önceden direkt Parasını ödeyerek bu aşıları aldı ve şu anda benim e, bugün itibariyle ilkokula giden San Francisco'daki iki tane çok yakın dostumun kızları ilkokul çağında bugün ikinci aşıyı vurdurdular. E, onlara da tekrar geçmiş olsun ve hayırlı olsun diyorum. Darısı başımıza işe. Evet Darısı inşallah bir gün bize de sıra gelir. Hep Orkun sen oldun abi e, sağ olsun Özlem Hanım. Ee, burada şunu söylemek istiyorum. Bu hafta sonu New York ve Las Vegas'tan bazı görüntüler gördüm. Ee, Las Vegas'ta bir otelde David Guetta güzel bir konser yapmış. İğne atsan yeri yani böyle hani Vegas'taki oradaki Bellagio filan otellerin durumunu bilenlerimiz yani böyle gerçekten şey ee, pandemi öncesi zamanlardan da kalabalık. Tabii yani insanlar normal. insanlar yani yani psikolojik olarak şey yaptıkları için böyle günleri aradıkları için insanlarla gitsinler, e, guayta idini dinleyip dans etsinler filan. New York'ta da herkes dışarıda. Yani e, Dumbo'dan e, Apriç'taydı herkes dışarıda. E, hayat Amerika için geri döndü. Bunu görüyorlar. Ya diyorlar biz hani nasıl olsa faiz falan arttırmayacağız. İstihdamın en az bir 6-7 milyon daha iyi olması lazım. Ama burada ben yine aynı şeyi söylüyorum. Çok tehlikeli bir ortam oluşuyor. İstihdamdan pandemi sonrası ayrılmış ama şu anda geri dönmek istemeyen. Neden geri dönmek istemiyor? Durumu iyi. Geri yani geri dönmek istemiyor ABD'den konuşuyorum. Kusur yanlış anlamasın. Geri dönmek istemeyen yani orada yüzlerce, binlerce iş var. Fakat diyor ki ya kardeş ben bu işi belirli bir fiyatın üzerine yaparım. O belirli fiyata eğer maaş çünkü ABD'de e, tüketim harcamaları ekonominin %69'u olduğu için insanlar da para harcamaya şey ya yani başladığı ve deva, ya yani ikinci çeyrekte de sonra da devam edecek. Ama o en, e, FED kafayı şeye takmış, istihdam tarafına takmış. Ve insanlar diyor ki şu andaki maaşlar düşük. Bunu nereden anlıyoruz? Çok önemli bir bankacı olan JP Morgan'ın e, CEO'su, yani belki de dünyanın en önemli bankacısı, yaptığı açıklamada biz elemanlarımıza çok önemli maaş artışları vermek zorunda kaldık yoksa hepsini kaybediyorduk. Yani Junior'lardan bahsediyor. Yani analistlerden, associate'lardan, orada 2-3 e, senelik çalışanlardan. Çünkü yani maaşlar öyle bir artmış ki pandemide. Eğer istihdam tarafına bakılacak olursa, ABD'de çok ciddi bir maaş enflasyonu geldiğinden belki söz edebiliriz. Bu Yele'nin anlattığı dip hikayesinin ana nedeni de bence bu olabilir. Ama bundan en mutlu olan kim? Orada Komünist Parti'de şampanyalar patlıyor. Çünkü malı ona o satıyor işte. Yani dünyada büyümede problem yok. İnşallah biz de aşı tarafında bir yere geleceğiz. Bu e, güzel parametrelerden biz de konuşmaya başlayacağız ülkemiz için. Ama şu anda baktığımızda faizlerin... Küresel bazda yukarı gittiği bir ortama gireceğimizden söz edebiliriz. Burada tabii en önemli soru, böyle bir ortamda dolar endeksi 90'da kalır mı? Evet, bir önden bir konuşalım, o sonra detaylandırırız. Yani ne olabilir, nereye gidiyoruz falan gibi. Sen ne düşünüyorsun? Valla yani aslında benim söyleyeceklerim çoğunu söylediniz. Ee, yani bu ilk turda bir, o zamanki ifademle söyleyeyim, bir yoklama macunuydu bence bu piyasaya. Bu açıklamada artık iyiden iyi. Aslında kafada bir yol haritasının olduğunu ve zaman içinde belki emtia fiyatlarının bunda bir belirleyici olabileceğini ama kafada bir yol haritasının artık şekillendiğini bir tarafta Fed'in bir tarafta Yelin'in bu süreci beraber yürüteceklerine yönelik bir şey var. Işık söylediğinde çok haklı. Yakın zamanda iki tane arkadaşımla konuştum. İkisi de Amerika'da iş yapan bir tanesi hizmet sektörüne bir tanesi üretimde. Özellikle bu dağıtılan o helikopter para diye tanımlanabilecek o 1400 dolar değil mi yanlış hatırlamıyorsam? O paradan... Ben 1600 brüt yani o bir diye hatırlıyorum sonra, ama Evet. O verilen paradan sonra insanların çalışma konusunda isteklerinin iyiden iyiye kırıldığı, orada çalışacak insan bulmakta çok ciddi sorunlar yaşandığı, çok ciddi bir şey ücret artışı talepleri olduğu yönünde şeyler var, serzenişler var. Hatta bunlardan bir tanesi Türkiye'de de üretim yapan, Amerika'nın Meksika sınırında bir fabrikası olan firmanın üst düzey yöneticisi. Geçen gün toplantıda bir yerde olma şansımız oldu. İşte bunun yaratacağı, yani o ücretlerdeki artış, onun yaratacağı, harcamalar üzerindeki baskı, enflasyon. Bunlar aslında bilmediğimiz şeyler değil, zamanlama olarak biraz beklemediğimiz şeylerdi. Ama hani ilk fişeyi zaten yaklaşık bir buçuk iki ay önce atılmıştı. Senle de burada konuşmuştuk hatta o zamanlar Özgür Atipoğlu da vardı yayında. yani faiz artışı, önce varlık alım programı falan gibi. Ben de senin gibi düşünüyorum ya daha doğrusu sizin gibi düşünüyorum. Yani bir politika faizi üzerinden bir artış değil. Belki ilk adım o değil, planlanan o değil ama e, bu varlık alım programı ile ilgili ajanda bence biraz daha şey doğru geliyor. Öne doğru geliyor, yaklaşıyor bence. E, Kastettiği şey tabii ki şey yani DIPS faizleri. Ama istersemez tabii onun e, bütün dünyada tekrar faizatlerinin yukarı yönlü bir tepki vermesine, borçlanma maliyetlerinin artmasına, dolar endeksi gibi dağıt kılımlarına pek çok şey üzerinde e, etkisi olacak şüphesiz ki. Ya geçen haftaki fiyatlamaları aslında ikiye bölmek lazım. Amerika'daki istihdam piyasası verileri odaklı bir hafta geçirdik. Ta ki işte Perşembe günü özel sektör istihdamı gelene kadar o ciddi bir yukarı yönde bir sapma gösterdi. Ama öncesindeki ISM verileri yani alt kalemindeki istihdam zayıflamayı işaret ediyordu. Öyle olunca da bir kısa yönde açılan Amerikan doları pozisyonları bir miktar kapatıldı. Bu da dolar endekste biraz değerlenmeye işte bir miktar geçmekte ülke FX'lerinde bir sıkışmaya neden oldu ama cuma günü şimdi bu istihdam rakamlarını biraz farklı çerçevede konuşmak lazım. Belki de piyasa bu ağaçla orman ilişkisi dediğimiz o karmaşaya biraz takılıyor. Herkes piyasa beklentisinin ne kadar altında kaldı, ne kadar üstte kaldı buna bakıyor ama bence böyle bakmamak lazım. Yani daha böyle dataya geniş bakıp kafa yormak lazım. Çünkü e, nette son iki ayda 800 küsür binden fazla insanı yeniden piyasaya döndürebilmiş, İslam piyasası içine sokabilmiş bir Amerikan ekonomisinden söz ediyoruz. Bu bir. iki ücretlerde e, artış var. Ücretlerde yüzde ikiye geldi gene ama onun da bir nedeni e, bu daha düşük gelirli insanların e, henüz iş gücüne dönüşünü gerçekleştirmemiş olması. Bu bir problem. Yani yüksek ücretler geliyor. Demin, demin evet, benim anlattığım. Evet biraz önce bölmeyeyim bunu. dedim. Güzel anlatıyordun. Sağ, ol, Çok sağ ol. Orada da Çok şöyle bir gerekçe var. Önemli bir konu. Ee, senin söylediğin o harcama çeklerinin süresi Eylül'de doluyor. Hı hı. O zamana kadar da aslında o daha böyle düşük gelirdeki çalışanların iş aramaktan e, biraz intina ettiği. Çok ya. da istekli olmadıkları. Evet. Zaten böyle bir gelir var. Yazı Ama da geçirelim hayırlısıyla falan. Pi piyasanın <laughs> sık aslında görünen rakamlardan daha sıkı olabileceği istihdam piyasasının. Yani e, sadece veriye bakıp da Aa, şu kadar gerisine kalmış işte FED'de hiçbir şey yapmaz gibi değil. İşte Ücretlerin toparlaması, iş gücüne katılım oranının pandemi öncesindeki seviyelere gelmekte biraz zaman alacağı belki gelmeyeceği. Belki bir kesim insanın e, hiç dönmeyeceği gibi. Doğru, yani Çünkü tabii. pandemi bir sürü farklılıklar getirdi. Yani Bildiğimiz kriz türlerinden değil. Ee, ama bunun Fed'i ve Fed'e dair beklentileri komple masadan kaldıracak güçte e, bir zayıflığa da işaret etmedi. Yani bunun Türkçe meali bu kadar anlattığım karışık şeyleri. Eylülden sonra Aralık toplantısı gibi e, Fed'in e, bu varlık alım programını azaltması. Burada neyi anlatıyoruz? İşte ayda 80 milyar dolar hazine kağıdı alıyor, 40 milyar dolar Morguch kağıdı alıyor. Toplamda 120 milyar dolarlık bir azal, e, varlık hacmi var. Olur. 1 trilyon dolar da kurumsal tahvil almaya harcadı. Yok. Ama bu halihazırda aldı. 13.7 milyar dolar. Çok sembolik bir rakam. Ona da 1 trilyon değil. 1, 1 trilyon dolarlık şey ayrılmış durumda. Kurumsal tahvil. Kullanılmadı ama. Fon yani ya. har harcadı dediğim orada bir orada şey evet. Orada ha. o parayı bıraktı. Allah korusun enerji şirketlerinin Banka bilançolarındaki üçüncü en büyük risk ABD banka bilançosundaki enerji şirketleri. ya yani çok enteresan. Lehman'dan beri sektör olarak baktığımızda bir numara şey işte hepimizin bildiği teknoloji işte fintech, fintechler filan. İki numara bizim reel sektör olarak adlandırdığımız sektör üç numara enerji. Kaya gazı şirketleri var bunlar. Tabii petrol fiyatları aşağı gelince hepsi zarara döndü. Hepsi. Kuyuları kapattılar. Aynen. Çok haklısın Orkun. Ve Fed bunu görüp dedi ki ben buraya bir şey Kurtarmazsam çünkü işin sonu bankalara gidiyor. Evet. Bak abi adam, ya adam bütün dünyaya ders veriyor. Paul gerçekten hani herkes yani adam fazla iyi bir konuşmacı değil. Bazen şaşırıyor önündeki notlara falan bakmak zorunda kalıyor. Yani, yani koca Fed Başkanı'nın önündeki nota falan bakmaması lazım. Yani olmaz. Ya herhalde Merkez Bankası iletişimi noktasında en son eleştireceğimiz yerdir yani. E, evet ya ama <laughs> Fed, Fed tarafı. He, ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, o kadar doğru bir iş yaptı ki o olayın banka bilançolarına vuracağını gördü. Ee, ve o Hep öyle değil mi zaten? He. Her krizde özel sektörden bankaya gidiyor bir şekilde. Ondan sonra ekonominin tamamını vuruyor. Evet. Ve işler daha çıkılmaz bir hale olur çok, çok güzel anlattın. Maaş enflasyonun durumunda ben de acayip biraz rahatsızım o konuda. E, tabii geçen haftanın yani önemli gelişmelerinden bir tanesi de e, bu 13.7 milyar dolarlık e, Fed'in e, kurumsal yani şirket tahvilleri ve bunlara yatırım yapan ETF'leri e, almak için e, bir harcadığı rakam var bilançosunda bulunan. ve buradaki son alımı da Aralık ayında yapmış. Ondan sonra da sonra bir de alım yok. Buradaki bilançodaki bu bulunan kalemdeki kağıtları çıkarıyor, hı hı. çıkarma kararı bunu açıkladı ve bunu da işte yaz sonunda başlıyor, önce ETF'lerle başlıyor yıl sonuna kadar da bu işi bitirecek yani 13.7 milyar dolar, 8 trilyon dolar sınırına gelen fed bilançosunda nedir hiçbir şeydir yani parmakta tırnak bile değil hı. ama verdiği mesaj yani sembolik açıdan önemli. Hatta geçen hafta Perşembe günü bir miktar bu dolar talebi oluşmasında falan. Ee, işte Amerikan verilerinin yanında bunun da etkisi vardı. Bunları bu kadar detaylı konuşmamızın sebebi bu işlerin bir yerde gün sonunda gelip dönüp dolaşıp gelişmekte ülkelere de sirayet etme ihtimali zaten. E, Şubattan beri işte sıkılaşanlar, faiz artıranlar mesela Rusya örneği var. Bu hafta Rusya'nın faiz kararı var Cuma günü ve son yönlendirmeleri bize bu faiz artışları devam edebilir şeklindeydi. İki toplantıda 75 bas puan faiz artırmış bir merkez bankası yapısından bahsediyoruz. %5.9 enflasyon ekonomi çok ısınıyor, rahatsızız diye açıklama geldi. Evet abi. konuştuk. Evet. Belirli bant onların belirlediği rakamın üstüne çık çıkma ihtimali var diye. Şimdi yaz ayları neden hareketli olacak? Neden önemli? Çünkü bu tartışmalar Fed yıl sonunda varlık alımını azaltmayı açıklasa da bu tartışmalar 4-5 ay öncesinde başlayacak. Tabii. Görüyoruz ki prematüre bunun küçük küçük adımları Başlamış bebek adımı tadında. Hatta bu Haziran toplantısında da bunun bir miktar tartışılma ihtimali var ki bu uzanan yol işte o hep büyük mesajların geldi. Ağustos'taki Jackson Hole, Jackson Hole'dan sonra Eylül Fed toplantı, hep dönüp ona odaklanacağız falan filan. Ee, bu işte yaz aylarında biraz daha e, sıkı duranlar, sıkı duracaklar, genişleme ihtimali olanlar, e, genişlemeyi düşünenler, fon akımları, cari dengeleri ne durumda bu? Diğer etraftaki Merkez Bankaları'nda ilgilendiren bir durum ki o yüzden biz bunu konuşuyoruz. Ee, peki bunları hepsini konuştuğumuz ortamda neden bugün yıl o işte Amerikan 10 yılının kopup gittiği 2 mi oluyor, 2,5 mu oluyor tartışmalarından bugün yaprak kıpırdamayan ama 1.60'ın altında hala kalmaya devam eden bir fiyatlamadan söz ediyoruz. Aslında bunu büyük bir kısmı ben fikrimi söyleyip açayım konuyu üstüne tartışalım. Büyük kısmı pozisyonlanmadan Şimdi yıl başlangıcında herkes bir şekilde bu sene faizlerin daha yüksek olacağını düşünüyordu. Ama herkes aynı zamanda bunu düşünürken de kısa yönde şey yani ağırlıklı tahvil bulunduruyordu portföyünde. Bir anda bu enflasyon beklenti işte GameStop hikayesi, FED'den 2-3 tane gelen mesaj kafa karıştırıcı, varlık alımlarına da ta ocağın ortasında başlayan süreç. E bunlar bir anda bir ortalığın karışmasına neden oldu. İşte Şubat'ı hatırlayın. Şubat'taki karmaşa, İlk çeyrekte dolar endeksi 95'e 98'e mi gidiyor falan diyorduk. İşte aşı durumunun belirsizliği, Avrupa Birliği daha bu kadar aşı yapmamış falan filan. Ee, i̇şte emtia fiyat hareketi daha yeni başlıyor. Ama bugün daha böyle hani herkesin ya burada bir şeyler olacak ama bunlar korkulan ölçekte olmayacak. Biraz daha zamana yayılacak. Biz de portföyümüzü iyi kötü ayarladık. İşte enflasyona... Ee, %4 sınırına gelmiş Amerikan enflasyonu. Bu, bu hafta açıklanacak Perşembe günü. %4 olması bekleniyor. Ama ona dair koruyacak e, portföyde biz enstrümanları eklemişiz. Birazcık daha hazırlıklıyız gibi bir hava var sanki değil mi? Hı hı. Aynen öyle yani e, ya işte piyasayı yönlendirmek aslında tam da şey bu konuştuğumuz daha doğrusu anlattığımız ama bir türlü anlatamadığımız hikaye. Yani işte belli bir sürece hem de önemli bir İstiyorsan bunda pandemi nedeniyle de istiyorsan işte başkanlık seçimi nedeniyle de önemli bir politika değişikliğinin de ortaya çıktı ya da oradaki iklimin değişmesinden kaynaklı önemli bir manevra yapılırken bunun piyasalar tarafından yavaş yavaş ne kadar hazırlandığını yani önce bir önemli atak diyebileceğimiz bir yükseliş ama sonrasında sakinleştirmiş ve bugün aslında geldiğimizde işte senin de az önce söylediğin gibi belki faiz arttırımları olmasa da şey i̇şte varlık alım programlarının olabileceği, bunların yavaş yavaş konuşulabileceği, şey yedi'nin iki açıklaması. Buna rağmen hala faizler buralarda duruyorsa işte bunun adı sözlü yönlendirme zaten yani ne kadar önemli bir unsur olduğunu bu vesile bir kez daha gördük. Dünyada dünyada risk iştahı o kadar pozitif gelişiyor ki ee, bunun 3-4 tane nedeni var. Bun, tabii ki bunlardan bir tanesi FED'in çok doğru sözlü yönlendirme yapması. Daha da yapmadı bu arada. Sesini çıkarmadı sadece. Evet. Yani konuşmalarda işte bir Yelen, bir Pavul, guvernörler hep istihdam tarafında pandemi öncesinden çok uzağız. Hepsinin aynı kurduğu bir cümle var. Pandemi öncesinden istihdam tarafında çok uzağız cümlesi hepsinde var. Ama bir yandan da toparlanıyor. 500 binin üstünde istihdamlardan bahsediyoruz. Evet. İkinci ana neden Avrupa hisseleri. Avrupa hisselerinden konuşmamız lazım. Konuşalım. Sevgili kardeşimiz Tankut Çelik e, hocamızın gönderdiği inanılmaz güzel grafikler var. Avrupa hisselerine para girişlerini ETF'ler üzerinden anlatan, zaten biraz hani bu işlerden anlayan kardeşlerimiz Eurostox grafiklerine, ABD banka grafiklerine filan bakarsak, bakarlarsa anlayacaklar ki Avrupa hisse senetleri şu anda dünyada risk algısı olarak en önemli pozitif yer olmaya başladı. Ee, neden? Çünkü insanlar ABD hisse senedi fiyatlamalarına bakıyorlar. Diyorlar ki ya bir dakika burada teknoloji zaten 12,5 senedir <laughs> yükselen trend içinde. Ee, galiba 147 ay oldu. Yüz, yükselen trendi ABD teknoloji hisselerinin. Yükselen trend içinde ve yani enteresan fiyatlamalara geldi. Şimdi insanlar ilk önce neye baktılar? ABD'de aşı tarafında Biden elini koyup e, biz bu işi becereceğiz dedikten sonra tüketim hisseleri uçtu. Emtia zaten enerji, madencilik falan derken teknoloji düzeltti. Yani şu Finansallar anda devreye girdi evet, Şu falan. anda Avrupa hisseleri ben rakamları çıkardım. Yani çok Hayır, enteresan. Anda yok mu? fiyatla mı yani? Kağıt abi, kağıt yeter. Bak, bak kağıdın üzerinde böyle şey bir en... sponsorluğu bitti mi? Utku Bey'in ajandasını doldurmak Utku Bey'in Bey <laughs> ajanda, ajandası evde kaldı. <laughs> ee, şeyi geçti. Ee, S&P'yi yakaladı Avrupa hisseleri. S&P bu sene %13 getirdi. Küresel lider en yıl başından. Evet, yıl başından. Avrupa hisseleri de %13. Abi S&P hiçbir şey yapmadı Mayıs ayında. Senin bahsettiğin evet. konu ama... Avrupa hikayesi Yeni bir hikaye değil. İlk çeyreğin bitişiyle fonların Avrupa'ya döneceği böyle davulla zurna ile. Hatta biz bunu konuştuk iki ay önce burada. Yani çünkü Avrupa'nın sözünü kesin çok pardon. Avrupa'nın imza atılmış aşı anlaşmaları vardı ve bunların teslimatları ilk çeyrekte aksadı. Kavga gürültü hatırlasanız burada İngiltere ile falan evet, nerede evet, birbirine evet. giriyorlar falan diye konuştuk. Ama Nisan'la birlikte bunların teslimatlarının başlayacağı yani Artık sokakta gezen herkes Avrupa'da bunu biliyordu. Ben bugün rakamlara baktım. 31 Mart'ta 76 milyon Avrupa Birliği'nde yapılan aşılama e, 2 Nisan'da, 3 Nisan'da 80 milyona doğru yürüyor gün toplam rakam. İşte bugün de e, 180'in üstünde falan bir yere gelmiş durumda. Yani bayağı iyi bir aşılama var. Çok ya, hızlı gidiyorlar yani, Avrupa'da. Yani rakamlar zaten hiçbir zaman yalan söylemez Orkun biliyorsun. Yani aşıda başarılı olan ülkeyi de alıyorlar. Abi piyasa doğrudan fiyatlıyor. Mesela ara, başarılı olan ülke kimdir e, Avrupa'da? İngiltere. İngiltere. Evet. MSCI İngiltere endeksi %14 yukarıda. Başarısız olan ülkeyi de alıyorlar. İtalya %13 yukarıda. Onu da tahvil siparişinde. Onu da ha, şimdi baktığımız zaman ben bunu neden öne çıkardım? Dünyadaki risk algısı. Her zaman şunu söyleriz değil mi? Aman abi ABD teknoloji hisseleri bozmaya başladığında durulmaz hisse senetlerinde falan. Böyle bir hani geyik vardır ya senelerdir devam eden. Ama her o geyiği duyduğunda yüzde beş, yüzde on satışı alsan şu anda 8 defa falan emekli olmuştun Nazlak'ta. Ee, böyle bir şey var. Değişik bir yere gitti o. Ee, Avrupa hisse senetleri. Şu anda Avrupa hisse senetlerinde öyle bir şey var ki rotasyon ABD teknolojiden Nasdaq çok geri kaldı. Bu sene dünya hisseleri MSCI dünya %11 Nasdaq %7. Ben hatta şöyle bir şey olduğuna da inanıyorum. Ya bunu tabii şeyle rakamla açıklayabilecek bir durumumuz yok. Bazı insanlar Nasdaq'tan rotasyon yapıyor. Yani Avrupa hisseleri bir rasyoya baktığımızda zaten göreceğiz. MSCI ABD ile MSCI Avrupa endeksine 20 senelik baktığımızda zaten Avrupa 20 senelik diplerde ABD ise iskonto da. Acayip i̇şte, iskontoda. İşte bu dönüş, evet. Fonların bir miktar Amerika dışına çıkma isteği gün sonunda zaten euro talebi yaratıyor. Euro talebi yarattığında pariteyi yukarı alıyor. Evet. Pariteyi yukarı aldığında dolar endeksinin en önemli belirleyicisi olduğu için dolar endeksini aşağı, aşağı çıkıyor. Alıyor. Bu böyle bir döngü. Döngü %54'ü dolar endeksinin euro hepimizin bildiği gibi. Yani o Doğu Avrupa para birimlerine yarıyor. Sen şimdi birazdan söyleyeceğim. Polonya diyeceğim, Macaristan diyeceksin. Onlar da gidiyor. O onlar da çünkü bizim gelişen ülkeler içinde çok güzel bir terim vardır. Euro ülkeleri diye. Macaristan, Polonya, Çek e, Çekya. Bunlar euro ülkeleri. Hepsi gidiyor. Şimdi baktığımız zaman mesela normalde e, şöyle bir ortamda insanların Rusya'dan korkmaları lazım, değil mi? Biden geldi. Hem şu ana kadar yaptığı en önemli dış politika işi nedir Biden'ın? Rusya'ya iki tane yeni yaptırım koydu. Bir, dedi ki Rus şirketlerine kesinlikle e, herhangi bir ABD bankası üzerinden kredi verilmeyecek katsa yaptırımlarından koydu. İki, herhangi bir ABD fonu Rus, Rusya'nın Eurobond'u ya da Rus sektörlerinden herhangi birinin Tahvil ihracına ya da herhangi bir borçlanmasına girmeyecek. Abi bunlar korkutucu şeyler değil mi? Sen şimdi bunları duysan ne dersin? CDS artar dersin, para birimi zayıflar dersin. Rusya ne yaptı? Üç gün sonra euro cinsi tahvil ihracına çıktı. Çıktı. Sattı Avrupa yani. bankaları tık 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 kapışarak aldı. Rusya hisseleri bu sene yüzde %17 yukarıda. Rusya hisseleri bu sene %17 yukarıda. O da bir Avrupa riski olarak fiyatlanıyor ama politik riskin varsa öbür taraftan bunu senin dengelemen için gidip Merkez Bankası üstünden Heh. piyasaya güven vermen lazım. Demin sen dedin ya Rusya Merkez Bankası işte onun için. Ya bizim hani bizim bu yapmamız gereken abi. şeyler çok bariz. işte. biz bunları hani rakamlarla anlatmaya çalışıyoruz dinleyenleri. Ee, Rusya'nın şu yaptırımlarla bu sene dünyanın en iyi hisse getirilerinden birine sahip olması sadece Brent petrol 71 dolara gitti diye değil. Merkez Bankası'ndan o tip açıklamalar geliyor diye. Kredibilite yüksek olduğu için. Yani bunlara bunlara Borsa İstanbul konuşurken gireriz. Yani burada enteresan fiyatlamalar var. Vallahi genel olarak yani global para politikalarının gittiği yön ben yani Çok zor bir yön değil belli bir normalleşme isteği bir normalleşme adım ama bunu uygun bir zaman diliminde yapma isteği var. Bu hafta ECB'nin e, toplantısının gelecek hafta yapılacak olan Fed'in toplantısının gölgesinde kalma sebebi yani herkes diyor ki ya ECB Fed'in gerisinde kalıyor okey ECB bundan rahatsız değil. Zaten bir merkez bankasının çok fazla önde olması çok ses getirmesi falan bunlar hani en son isteyecekleri şeyler en iyi merkez İşlerin bankası. en iyi gitmediğini göstergesidir e, zaten. En iyi merkez bankası sessiz olan. Çok fazla tartışılmıyor. Evet, mevcut, mevcut durumdan memnunlar. E, varlık alım programını yürüttüler. Hızlandırdılar ikinci şeyde, çeyrekte. Bu hafta Perşembe günü ECB'den tek piyasanın duymayı beklediği cümle cümle. Üçüncü çeyrekte de işte aylık 80 milyar euro giden varlık alım programını, o pandemi programı altındakini bunu üçüncü çeyrekte de nerede götürecekler? Yani daha mı düşük olacak? 80'lere yakın bir yerden olacak. Muhtemelen diyecekler ki mevcut hızında gidecek. Yaz çünkü ihraç yok. Ee, bu da bir miktar daha güven verecek. Esas hikaye haftaya gerçekleşecek olan FED toplantısı. Yani ona çok şimdi girmeyelim. Haftaya zaten uzun uzun detay detaylı konuşuruz. İsterseniz buradan ilk yarıda biraz da emtia tarafını konuşalım. Hani petrol, enflasyon beklentileri, altın. Oradan da ikinci yarı hepten e, içeriyle devam ederiz. Şimdi... Geldiğimiz noktada petrol kontratları artık 70 dolar. Ee, yani yeni taban gibi herhalde. bir Önümüzdeki yaz e, sürecinde, yaz aylarında artık 70 dolar bir taban. Ee, bunu rahatsız edecek en önemli unsur Temmuz'da İran'la e, süren Viyana'daki görüşmelerin e, nihayete ermesi bu bir. İki, İran'ın ne kadar çabuk üretim anlamında piyasaya döneceği Hayırlı. ama en iyi ihtimalle dahi ee, İran'ın yıl sonundan önce e, petrol üretimi anlamında çok ciddi piyasaya girmeyeceği ve bunun da mevcut giremeyeceği. Giremeyeceği, giremeyeceği, evet kapasite anlamında da tabii, tabii. Ve, Libya Libya için de aynısını evet, söyleyebiliriz. Aynen öyle ve bunun da mevcut arz talep dengesini hani çok bozmadan OPEC'in attığı adımlar çerçevesinde götüreceği, zaten global kıvamlanma, <laughs> e, artan talep, işte aşılama, mobilitenin hareketlenmesi falan filan, işte havacılık sektörü bunların hızlanması. Bunun da petrol fiyatlarını daha böyle yaz aylarında 80 dolara doğru itme ihtimali. Şimdi bu bir klasik artık bizim ne zaman Türkiye'yi konuşsak konuşacağımız e, konulardan bir tanesi. Bir hani petrol ihracatçısı, ithalatçısı e, ayrışması olur mu ya da petrol çok böyle enflasyon beklentini rahatsız eder mi? Zaten bu turda da senle devam edelim. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Normalde 2020 sonunda 2021 yıl sonu için 55 dolarlar konuşuluyordu petrolde. Evet. Yani 55 dolar beklediğimiz yerde bugün geldiğimiz yer 70 dolar. Ve işte Ama e, ilk çeyrek gibi de 60 65'lere doğru evet hepimiz götürdük evet, şeyi. Evet ama sonra bir şey olur. Yavaşlar gibi bir genel beklenti Me, var. Mert çok haklı. 2020 senesinin dördüncü çeyreğine girerken 52 tire 55 dolar gösteriyordu. İstatistikçi ya beyefendi. Hatırlıyoruz evet. yani 55 olur mu olmaz mı tartışmaları da vardı. Tabii. Tabii yani bu pandemi süreci, aşılama, işte e, <laughs> başta Çin olmak üzere dünyanın önemli ekonomilerinin göstermiş olduğu büyüme performansı, aşılamanın getirdiği turizm tarafındaki yani uçuşların tekrar e, açılacak olması gibi bir takım şeyler, belki bir miktar spekülatif Open pozisyonlanmayla adımlar. beraber OPEC adımları falan filan derken hikaye buraya kadar geldi. Belli ki ya ben çok çok değil sadece petrol petrolle ilişkim arabaya benzin almakla ilintili olduğu için e, ama yani trend olarak bak da sanki bir miktar daha yukarı gidecek bir yeri varmış gibi gözüküyor. Ee, yani o klasik yılların sorusu işte buradan petrol ithal edenler ihraç edenler. Yani ya da geç mi kaldık? Ben öyle geniş için iste İster istemez bence bu ayrışma yani bu başlık ve bu başlığın altındaki ayrışma bence devam eder. Çünkü yani bir tarafın cebine para girerken bir tarafın cebinden daha fazla para çıkıyor. Ha tek unsur bu mudur? Demin Işık'ın söylediği gibi yani Rusya'nın bu hikayeyi bu kadar iyi yönetirken işte borsa performansı olsun e, ihraç ettiği e, eurobondlara gelen talepler ol talepler diye baktığında tek unsur burada petrol fiyatlarının artmasının getirdiği bir şey midir? Faktördür. Ana faktör müdür? Değildir. Dolayısıyla e, bu Türkiye'ye ekonomik manada bir yük bindirir mi? Yani bir kere yıl başında beklerinden daha fazla yük bugün itibariyle bindi mi? Bindi. Bundan sonraki süreçte bu fiyatlar artmaya devam ettiği sürece Edecek, edecek. Tabii şunu da söyleyeyim sen daha iyi anlatırsın. Ee, yani bu fiyatlamalar da hemen bugün petrol fiyatı A 70 dolar oldu diye buradan yapılan anlaşmalar değil, çok daha geriden Altı yapılan falan. anlaşmalar. Onun da bir etkisini görürüz ama e, yani bunu Türkiye'ye ödemeler dengesi üzerine bir baskı yaratacağı kesin. Bunu Türkiye bir enflasyon üzerinde baskı yaratacağı kesin. Ama demin Rusya için söylediğim, Türkiye için bir daha söyleyeyim. Türkiye'nin bugün tartışması gereken ya da olası bir makroekonomik verilerinde bozulmaya neden olacak ana unsur petrol fiyatı mıdır diye soracak olursan oraya gel ne kadar oho derim ben de sana yer. Onu da devlet eşel mobille falan bir şekilde götürüyor. Sen petrol tarafını... Götürüyor götürüyordu en son yapılan zammın e, ne kadar yüksek olduğunu ve enflasyon üzerinde yarattığı baskıyı da hep beraber gördük. Daha ya yani da tam göremedik bu arada baskıyı. Tabii tabii yani fayda biriken o enerjinin bir anda patlaması hali o yani. Haziranda göreceğiz. Yani bunlar çok önemli konular çünkü Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ben e, bunun makro analizini e, yapacak kadar akıllı değilim. Yani petrol fiyatı 2020'nin 2020'nin son çeyreğine girerken 55 dolardı. Şimdi forward'lar 75 üzerini gösteriyor. Bunun Türkiye'ye maliyeti o analizi yapacak kadar akıllı değilim. Yani Türkiye maliyeti haliyle çok yüksek de daha önemli bir maliyet bunu konuşmamız lazım bizim Rusya ile turizm ilişkileri konusunda olan gelişmeler bizim Türkiye'de Mert sen demin çünkü değil mi Türkiye gelebilecek olası maliyetlerden bahsederken ben petrol tarafından daha çok o tarafla ilgiliyim çünkü ben benim okuduğum sevgili ekonomist kardeşlerim. Her sene Türkiye'nin Çek tarafına 30-35 milyar, milyar dolar yazarlar. Cepte diye. Cepte diye. Şimdi o cepteki paranın bizim bildiğimiz kadarıyla önemli bir kısmı Avrupalı turistlerde, Alman ve İngilizlerden karşılansa da çok önemli bir tarafı Ruslardan Rus karşılanıyor. Özellikle Antalya bölgemizde. Şimdi... Bizim aslında onu konuşmamız lazım. Bizim petrolden... Evet, biz e, petrolde spot alıcıyız. Yani spot alıcı ne demek? Önceden petrol aldığı yerleri yerlerden şey yapmamış, yani forward'dan bir fiyat bağlamamış olarak alıcıyız biz. Spot alıcıyız yani. Genelde Türkiye öyle e, operasyonu devam ettiriyor uzun senelerdir. Şimdi bu petroldeki ana trend üzerinden 42 dolardan başlayan yükselen trend üzerinde Allah korusun 80 dolarları falan görürsek TL varlıklar için çok kötü olur mu? Hayır ben eski kurumumda TEB'de strateji olarak çalışırken yazdım bir tane çalışmada Türk lirası varlıkların son 20 sene içindeki 2000'li senelerde her büyük petrol rallisinde ki performanslarına bakınca MSCI endekslerine karşı Böyle bir negatif ayrışma yok. Hatta bir iki tane büyük petrol resiminde pozitif ayrışmışlığımız var. Ama o zamanlar işte e, AK Parti'nin yeni 2002'de geldiği zamanlar, insanların o zamanki heyecanı falan böyle hani değişik e, senaryolar olan zamanlardı. Şimdi e, baktığımızda beni en çok ilgilendiren burada turizm kaybımız bu sene Putin'in, ee, e, ne zaman turist gönderip göndermeyeceği belli olmadan bu seneki turizm kaybımızı nasıl karşılayacağız? Petrol fiyatları şu anda Çin üretimi ciddi şekilde devam ediyor. Bak Brent petroldeki yukarı Brent'in en büyük alıcısı o taraf olduğu için e, Hindistan da yavaş yavaş yani en kötü Covid'de bizimle beraber en kötü kabul edilen ülkeydi Hindistan. E, yani orada da bir iyileşme olacağını şey yaparsak öngörürsek yani bundan daha kötüsü olmaz diye Hindistan'da e, şu da şu fiyatlamanın belki de petrolde e, insanları hani ya bir dakika ya bu gerçekten 80 dolar üzerine gidebilir gibi bir düşünceye ittiğini e, ben e, değişik bloglardaki yazılarda görüyorum. Ama bu Türkiye'nin negatif ayrışması anlamına gelmez sadece cebimizden daha fazla milyar dolar alım için çıkması gerektiğini ya gösteririz. Bu klasik soruyu yani bir artık kalıplaşmış soru olduğu için sordum. Çünkü sen de hakikaten iyi getirdin konuyu. Bu dünyada başka hiçbir dert tasa olmadığı, başlık kalmadığı e, bir ortamda ya üreticilerle tük, tük, tüketicileri sabit. ayıralım e, fiyatlama anlamında. Böyle bir e, fikir öne çıkıyor. Ama şimdi yani bu fiyatlamalar kalıcı olacak mı? Ne kadarı spekülatif, ne kadarı evet. e, talep kaynaklı? Şimdi geçen yıldan ötelenen bir talep patlaması var. Tabii canım. Ama geçen yıl, e, şey gelecek yıl bu ölçekte belki bir olmayacak. Yani daha normal, dengeli seviyelerde bir dünya büyümesi, evet. her ülkenin ekonomi, büyümesi birazcık daha belirli seviyelere gelecek. Belki trendlerin üstte kalacak ama bu seneki kadar hızlı olmayacak. E bu sene tabii bir patlama var. Yani geçen yılki nasıl negatif biz canlı dedik ya negatif e, pet, petrol kontratlarında evet. fiyatlama geçtiğinde. Yani o ne kadar anormal bir durumsa e, belki de hani 80 dolarların üstü e, bu kadar kısa sürede gelinmiş olmasa bunları da bir noktadan sonra sorgulayacağız. Ama tabii burada herkes şeye bak Yani bu neden kaynaklanıyor? Bu risk iştahından mı Başka bir şeyden mi? Enflasyon beklentileri mesela. Kalıcı olacak mı? Bakıyorsun ee, şeyde Michigan Üniversitesi'nin Amerika'da açıkladığı farklı farklı anketler var. Ee, bunlar bayağı da doğrudan yapılan, vatandaşla yapılan Hı. anketler. 5 ile 10 yıl arasındaki Amerikan e, enflasyon beklentisine bakıyorsun. 3'ler Üç, de şey olmuş durumda, sabitlenmiş durumda. Helalim vatandaşına bak. 10 yıllık enflasyon beklentisini açıklıyor açıklamıyor canım soruyor. E, soruyor o da sen, de, sen de çık sokakta vatandaşa soruyor sen o al. da cevap veriyor yani. Yani aldığında ba elini mi ba bana sorsan 3 ay sonra kiri söylüyor. E, sen koskoca mersin. E, senin ülken için sürekli bir tane ucuza mal üreten ve konuyu nereye dağıttın gerçekten? <laughs> hayır hayır o Amerikalı vatandaş kimin mallarını alıyor? Walmart'tan gidip ya da Amazon üzerinden. Çin'in. E, tamam yani işte. Yani onun o o kafasında o öngörüyle gidiyor. Nasıl olsa Çin'deki kardeş... <laughs> benim için öğretmeye ha, devam Çin, Çin, Çin'deki <laughs> kardeş oradaki asgari ücretle doğru düzgün yaşamanı idame ettiremeden o fabrikalarda o malı ucuza öğretecek. Ondan sonra benim ülkeme Walmart'a Amazon'a yollayacak ben ne de alacağım. Değil mi abi, abi? Adam öyle, abi. adam öyle düşünüyor. Var 10 sene sonra canım, da öyle sen, düşünüyor. Sen, sizin yok, anlatmak ha, yok, istiyorsanız mert ışın, değil mi? Mi? Değildiği konunun üstünden bence bir ufak geçmekte fayda var şu turizm hikayesinin. Zaten yani geçen sene kadar kötü olmayacağı ama hani bu yılki beklentilerin karşılanmayacağı birkaç ay öncesinde ortaya çıkmıştı ama e, Rusya'nın bu konudaki ilk tepkisi geldiğinde bu stüdyoda şeyi söylemiştik, konuşmuştuk. Yani bunu e, Türkiye'deki vaka sayısını bahane göstererek alınmış bir siyasi karar diye zaman geçtikçe bu tespitimizin bir siyaset uzmanı olmamakla beraber ne kadar haklı ortaya olduğu da ortaya çıktı. Şimdi gelinen noktada sürenin daha da uzayabileceğine yönelik bir takım haberler dolaşıyor. İnşallah öyle olmaz. Ee, ama görüşüm Sayın Cumhurbaşkanı'nın Biden'la yapacağı e, görüşme ve belki oradan S-400 konusuyla çıkacak bir kararın dönüp bu tarafta Rusya üzerinden Türkiye'ye gelebilecek bir turizm ne derler tur, turizm sektörüne yaratabileceği bir hasar diye gelme ihtimali de yüksek olduğunu unutmamak lazım yani bir kez daha e, dış siyaset konusunda biraz sıkıntılı bir sürecin içindeyiz gibi gözüküyor. Ya çok tabii birebir değil ama hani ihracat beklentinin üstüne daha iyi gidiyor belki kısmen belki hani o kompense edebilir ama tabii önemli ya bunlar aslında her başımıza gelen zorluk e, kötülük diyelim e, ders çıkarmamız lazım yani bu kadar bağlı belki tek ülkeye kalmamak lazım. Daha yaymak lazım. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Dersi çıkartıyorsan yani dediğinde ben... ne gülünce Hayır diyor. abla Ciddi, ciddi şeyler konuşuyor. Çok haklısın. Ders, şimdi. dersi çıkartıyorsan haklısın. Çok haklısın derken bile gülüyorsun. dersi çıkartıyorsan çok haklısın diyor bak. Abi izinizle Mert'in zaten Yok Mert'in söylediği şey çok önemli de şimdi Mert bugün aldığımız ne yazık ki o negatif haber akışı var ee, Rusya konusunda. Ama bir tane de pozitif var onu söyleyeceğim. Tabii ben... Almanya'dan da sabah Bilmiyorum yani takip edebildiğiniz Almanya'dan da aslında güzel bir haber geldi. Tabii. Çok yüksek riskliden normal seviyeye çekip Türkiye'den dönüşlerde o 5 ile 10 gün arası uygulanan karantinayı kaldırdı. Evet. Bu da pozitif. Ha, geçen yılda e, ne kadar Alman turist geldi dersen de bakanlık rakamları 1.1 milyon Alman turist gelmiş buraya. Çok önemli Alman turistler. Bu pozitif haber. Şimdi Mert senin söylediğin haber de e, sosyal medyada Sayın Türker Ertürk'ün, tweet'inden okuyorum. Bu haber üzerine şey e, Rusya tarafından. Çünkü yani bunlar siyasi kararlar olduğu belli yani. Kimse lütfen hani bunları aşılamada geri kaldık filan onlara bağlamasın. Her şey siyasi. Sayın Türkler, Türk aldığımız bilgilere göre S400 konusunda şimdilik anlaşma sağlandı. S400 için verilen karar denetimli serbestlik. Yani şimdilik Türkiye'de kalacak, ABD'nin gözetiminde olacak. İncirlik içinde saklanması yüksek ihtimal gibi gözüküyor diye bir tweet atmış. Şimdi böyle bir hani sosyal medyada çok hani okuduğumuz için bugün de TL'nin çok uzun zamandır, yani TL'nin çok uzun zamandır pozitif ayrıştığı gelişen ülke para birimleri içinde bir gün olmamıştı. Bugün oldu şükürler olsun. TL'miz pozitif ayrıştı bugün. Yani şimdi bak bu tweet ee, turizm tarafında, Rusya tarafında, ee, yine sosyal medyada gördüğümüz negatif haber akışıyla alakalı olabilir. Ama tabi bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Haziran toplantısında konuşulacak konular. Rusya'nın kararı aldığında herhalde 50 bin miydi bizim vaka sayısı? 50, binlerde, Aşağı yani 50 binden 5000'e gelmiş bir ortamda aynı kararla ilerlemesi yani mantıken mümkün değil. yani. Avrupa'da bu işi çok daha kılı kırk yararak, e, denetimle, iş yaparak, bürokrasiyle götüren yerlerde, Almanya'da bile bu esnetiliyorsa... Yani Mantıken Rusya'nın da esnetmesi lazım. Yani i̇nşallah tamam, o da mantık, esnetir bu arada. o Mantık o, siyaset ayrı. Tabii tabii yani evet. her şey artık ülkelerin ekonomik ilişkilerinde her şey siyasete tabii. bağlanmış durumda. Yani olması gereken o, inşallah da olur bu arada. Elbette canım herhalde. Biraz altın konuşalım ve dışarıyı e, fiyatlamı. Sen bu e, Brezilya'dan, Kolombiya'dan hazır MTI'yi bahsederken e, MSI e, endekslerinden <laughs> ben, ben, fiyat vermek ben, ister misin? Ben. Tabii verelim yani onları da <laughs> Abi de... Ne de sen bugün gülüyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi bak onlara onlara Borsa İstanbul tarafında gireceğim. Ya yani girerken de petrolü konuştuğun yerde Brezilya'ya niye iyi gittiğini Tabii. Neyle söyleyeceksin başta? Şimdi başkan? şimdi e, doların değer kaybettiği süreçte gelişen ülke para birimlerine karşı ciddi değil mi? Dolar endeksi 90'dayken gelişen ülke para birimlerine ciddi pozitif hareketler görüyoruz. Bunların bir numarası demin konuştuk euro para birimleri dediğimiz. iki bu yukarı hareketi sürükleyen Güney Afrika Rand 2020 Ocak seviyesinde dolara karşı 13.50'ye değer kazanıyor. Üçüncüsü Brezilya Real. Şimdi Brezilya Real nasıl bir değer kazancı içinde sadece şunu söyleyeceğim. Çünkü beraber trade ettiğimiz ülkelerden Şimdi Brezilya emtia alıcısı değil satıcısı ondan pozitif ayrışıyor diyebiliriz. Ama bu Güney Afrika randının hareketine katılmıyordu. Fakat son iki ayda Nisan Mayıs ayında Bovespa yatırımcısına iki ayda dolar bazında yüzde 23 para kazandırdı. İki ayda Bovespa MSCI MSCI Brezilya endeksi. Şimdi rakamlar çok enteresan gelişiyor. Yani dünyada bazen ben takip etmeye çalışıyorum. Yani bazı yorumcular işte yazıyorlar sosyal medyada falan. Dünyada risk algısı kötüleşiyor filan. Ya abi dünyada nasıl risk algısı kötüleşiyor? Ne diyorsun abi sen? Dünyadaki risk algısının bir numaralı göstergesi Brezilya realidir yani. Nasıl nasıl kötüleşiyor? Allah'ım diyorum bana hayatımda 26 senede öğretilen şeylerin hepsi mi yalan yani? Hayır ya, pardon biraz hani sinirli halimle söyledim de nasıl kötüleşiyor abi bizim için de süper oldu. Ben sinirli bir, bir... Görmek. <laughs> melek gibi oldu. <adam>. yani, yani <laughs> hani bunu açıkça söyleyeyim yani dünyadaki risk algısı o kadar iyiye gidiyor ki artık insanlar şaşırmış durumda. Emtia alıcısı, satıcısı falan ne önemli değil. Her şeyi al diyor. Ya yani biz bu kategoriye yani katılamıyoruz. Yani onu eyvallah tam biraz sonra konuşacağız. Ama yani şu risk algısı içinde eee 8 buçuk haftada Brezilya hisse senetlerinin dolar bazında %23 kazandırdığı yerde insanlar artık biraz da şu fiyatlamaya gelmeye başladılar. Yani abi yel işte senin demin anlattığın yelen konuşuyor. Neden hala bir şey yok? O yukarı çizgilerden yok ABD tahvil faizlerinde. Çünkü insanların kafası şurada ben ne alabilirim de, değil mi? İnsanların kafası tamamen bu tarafa çevrilmiş durumda. Ya bizim nerede para var? Evet, para para nereye şey yapıyor? Yani böyle bir risk e, ortamından bahsediyoruz. Ha, bunda özellikle baktım mesela e, Yunanistan, Yunanistan piyasası, Atina piyasası benim çok dikkatimi çeken piyasalardan doğru düzgün yani hani 20-25 tane hisse senedi var ya orada takılıyorlar. <laughs> Yok gerçekten yani çok ıı, sığ bir piyasa. Fakat Yunanistan hisse senetleri, Yunan adaları COVID sonrası turizme açıldıktan beri %12 rali etti. Şu anda bu sene Yunan hisseleri %16 yukarıda. Çoğu ekonomi de açıkken, hiçbir önlem almazken de Yunanistan kapattı bu arada. Evet. Onu da bir söyleyelim şimdi. Evet. Son Açtıktan beri Yunan adalarında insanlar gitmeye başladıktan beri Yunan İsrail'i gidiyor. İnşallah kendi kendime şunu düşündüm. Biz de bu zor süreçten geçip biz de her şeyi aç, açtığımız zaman ve hayat normale döndüğü zaman turizm beldelerimizde inşallah, yani tabi Rusya'da inşallah gönderecek. Ee, ya yani böyle bir fiyatlama biz de inşallah yaşarız diye kendi kendime düşündüm. Dışişleri Bakanı'nın son Atina ziyaretinde e, geçen hafta mıydı? E, karşılıklı iki ülkenin yaptığı aşıları, uyguladığı aşıları tanıma evet. gibi bir karar da alındı. O da önemli bir detaydı. Bir... PCR testine gerek kalmadığı evet. ilişki bir açıklama geldi. Çok Aşı doldu. şeyi daha önemli ama bir kısa bir ara verelim. E, dönüşte içerideki fiyatlamalarla biraz enflasyonla makro görümle devam edeceğiz. Tekrar merhabalar. Ee, i̇lk yarıda biraz daha globali konuştuk ne olup bittiği ve işte küresel para politikalarının nereye doğru evrilebileceğine e, fikir yürütmeye çalıştık. Şimdi birazcık daha içeriye dönme vakti. İçeri dönünce direkt sohbete senle girmek farz. Ee, enflasyon açıklandı geçen hafta. Enflasyon e, TÜİK'in açıkladığı rakam bir önceki aya göre gerileme işaret ediyor Yıllıkta. yıllık bazda. Ee, Ama bu konular hassas. Kelimelerini dikkatli seç. Şimdi enflasyon düştü dersin. Nasıl enflasyon düştü falan diye şeyler olur. Bağıranlar olur. Dikkatli konuş. Peki. Hep beraber yani dikkatli konuşalım. Evet. Ee, ondan bir gün önceki... bir ki, çarşıya pazara gitmiyorsunuz falan isyanlar olur mesela. Bayağı çarşıya pazara gidiyorum. Yok. Ben evde tuğla yiyorum diyorum. Geçiyoruz. <laughs> ee, ondan bir gün önce, enflasyon verisinden önce Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştirdiği bir toplantı vardı. Orada da zaten Merkez Bankası yanlış hatırlamıyorsam doğrudan da başkan dan geldi bu yönlendirme Mayıs enflasyonunun Nisan'ın bir miktar altında evet. Haziran'ın e, yeniden yüksek yukarıda gelmesini bekliyoruz diye. çünkü Merkez Bankası da ta, e, Murat Çetinkaya döneminden beri e, kendisi söylemişti Bizzat hatırlıyorum ki evet, bir evet. ölçüyorlar e, takip ediyorlar bir veri setleri var e, böyle bir beklentileri olduğunu açıklamıştı tabii bu çok da bir tartışıldı yani nasıl geriler falan filan ama gerileyen yıllık ben kendi fikrimi söyleyeyim. yani 17-18 gün kapalı olan bir ekonomi. İşte Ayda iki defa toplanan var, haftalık toplanan var, belki günlük bazda toplanan var. Bunların ortalamaları alınıyor. Dükkanlar kapalı, tam zammını yansıtamayanlar var falan filan. Mesela ilk yarıda konuştuğumuz enerji fiyatlarındaki düzenleme tamamı yok. Ama onun başka kalemlerine dönüp baktığında kur etkisinin devam ettiği, işte Üşeyle, otumu, tüfe tüfe makası daha da açıldı. Evet, Açılmaya e, devam etti. İki katı katından, katından fazla. İki katından fazla. İthal mallardaki etkinin gözüktüğü, işte spredin açıldığı, üretimdeki maliyet artışının bir noktada talebe girmeye devam edeceği beklentisinin korunduğu, aslında kötü bir veri yani berbat bir enflasyon verisi. yani alt kalemleri itibariyle. bunun üstünden de bir faiz indirimi doğar mı, doğmaz mı? Erken mi, değil mi falan. E açıkçası hani bence artık bu dakikadan sonra hani bu yıl ee, daha böyle bir miktar lirayı değerlendirelim, toparlayalım bu zayıflaması 13 14lerdeki kaybını yerine koyalım, bir miktar risk prim düşünelim. faizdeki işte 19 10 yıllık tahvil faizi onu bir miktar aşağı çekelim e, istiyorsak aslında faize hiç dokunmamak e, ve bunun da doğru düzgün sağlıklı bir yönlendirmesini yapmak bence daha sağlıklı olur, daha doğru olur ama. Ee, bir beklenti havuzu e, özellikle yılın son çeyreğinde e, bir faiz ayarlamasının olabileceği şeklinde bir var. Ama bu öyle hani 12'ler 13'ler falan gibi daha böyle piyasanın beklentileri yerli yabancı raporlara baktığımızda 15'lerde 16'larda bir politika faiz yani kabaca 200-300 basmanlık bir ayarlama olabileceği e, konuşuluyor. Bir beklenti var. Yine neden hani, neden bu beklenti var? E, ya yani muhtemelen... E, ya yani dünyada enflasyon oranları yükselirken benim şu abi şundan var ben sana söyleyeyim enflasyon tepe yaptı ve buradan sonra yavaş yavaş da olsa aşağı geleceği varsayımıyla var bu aslında bence tek bir sebebi var Kasım Kasım'a kadar enflasyonda hiçbir şey yok daha da tepe yapmadı Haziranda Ekim Kasım, mutlaka, Kasım yapacak. çok yüksek değil mi geçen yılın abi Kasım'a kadar hiçbir hareket yok Kasım'dan sonra baz etkisi çok net gözüküyor baz etkisiyle enflasyonun gerileme ihtimali var ee, yani şu anda tam da Yeni içinde bulunduğumuz kur hareketinde yansımaların tam görünmediği için çoğunluk hani 13 14lere gerileme ihtimali var. Bunun da üstünde işte 19'daki politika faizi Merkez Bankası bir miktar ayarlama ihtimali olabilir diye bir beklenti var. Yani e, tamamen buradan doyuyor. Baz e, etkisi dışında faiz indirimini destekleyebilecek başka hiçbir argüman yok. Hiçbir argüman yok. Bir de bu konuştuğumuz şeylerde 7.91 8.60 kur hareketinin etkisi var mı? Ben birebir olduğunu can çünkü Şimdi bak. Yani sonuçta 20-25 kur geçişkenliğinde oradan da değil mi e, denklem içine koyuyoruz lazım. Geçen bizim Bence yayında ordu. mıydı? Başka bir yerde mi? Erhan Hoca selam olsun izliyorsa da Erhan Hasanoğlu yüzde 40'lara kadar varabilecek bir e, maliyet geçişinden de e, konuşabiliriz diyordu. Şimdi ben bir izinize başlayayım. Lütfen, seni Lütfen sen, çabuk. sen başla benim çünkü kafamda şimdi, bir soru var. Şimdi umarım bir, bir iki tersi cevaplar. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Bence daha büyük sorun TÜİK tarafından açıklanmış enflasyon verisinin toplumda bir kabul görmemesi hali. Bu hepimizin üzerinde oturup çok önemli derecede düşünülmesi gereken bir konu. Çünkü bu bir güven sorunu. Bu güveni yerine getirmedikten sonra bu tartışmalar bitmeyecek. Yani TÜİK i̇şte bir oran açıklıyor. Onun doğru olduğuna inanan sayısı çok az. Verinin doğru olmadığı iddiaları var. Bir sürü tartışma var. Ya yani bir kere şunu söyleyeyim, bir kez daha bir finansal okur yazarla katkı söyleyeyim. Katkı sunmak adına. Enflasyonun düşmesi demek fiyatların artmasının fiyatların düşmesi demek değil. Yani fiyat artış hızının yavaşlaması demek. Dolayısıyla bir enflasyondan daha büyük sorun bugün güven sorunu aslında. Bunu aşmadan bence hiçbir şey aşamayacağız bu noktadan sonra. Nasıl aşılır dersen onun da çok bugünün koşulları da bugünün konjonktüründe çok aşılabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum maalesef. Bir istatistikçi olarak söylüyorum bunu. Diğer tarafa gelince yani ben direkt faiz indirimi hikayesinden başlayayım. Buradaki mevzu şu. Sayın Başkan göreve geldikten sonra işte tepe yapacağını %17'ler seviyesinde ve oradan aşağı doğru geleceğini düşündüğünü, daha doğrusu Merkez Bankası böyle bir öngörüsü olduğunu kurumsal manada söylemişti. Ama son yaşanan kur ile beraber bu beklentide bir miktar bozulma olduğu çok net gözüküyor. Bu fiyatlama davranışında da kendini gösterecek ve şunu gördüm ben mesela hayatın biraz normalleşmesi açılmasıyla beraber işte restoranlara gittiğinde ciddi bir fiyat farkının çok. çok da haklı olarak ortaya çıktığı gözüküyor. Hep bunu konuşuyorduk. Yani açıldıktan sonra hizmet sektörü üstünden gelebilecek bir enflasyon baskısı daha olabilir diye. Şimdi buradaki kritik eşik şu. Gerçekten hatırlamıyorum. O kadar çok başkan değişiyor ki. Galiba Naci Bey'in döneminde konuşmuştuk bunu. Yani pardon Şahap Bey'in dönemleri konuştuk. Yani mümkünse bu yılı böyle pas geçmek... Ama en iyi senaryoda yılın son çeyreğine kadar bu 19 enflasyonu korumak. Piyasada aslında bunu yavaş yavaş fiyatlayan, bekleyen bir şeydeyken Sayın Cumhurbaşkanının bir başka televizyon kanalında katılmış olduğu şeyde ne derler yayında mülakatta. Mülakatta söyledikleri Merkez Bankası başkanını çağırdım ya da görüştüm. İşte tem zamanı da söyleyerek. Temmuz Ağustos gibi bu enflasyonu düşürmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardık anlamına gelebilecek bir açıklama. Dolar TL kurunun bir kez daha yeni bir rekor'a gitmesine, işte 8.80'lere kadar gitmesine neden oldu. Uşun demin söylediği cümle hani güler misin ağlar mısın gibi bir cümle. Yani işte Türk lirası bugün ilk defa uzun bir aradan sonra para birimlerine karşı değer kazandı dediğin yer 8.60 bakıldığında. 8.67'den 8.60'a indik diye seviniyoruz. Tabi tabi Aynen hangisi söyle? Dünyada gelişen ülke para birimleri dolara karşı kopmuş gitmiş. Biz 7 kuruş indi diye sevinip, sevinecek Şimdi, hale geldik. Birincisi piyasacılığım falan bir tarafa bırakarak söylüyorum. Ülke vatandaşı olarak rica ediyorum. Şu faiz enflasyon tartışmasından bir çıkmamız lazım. Her kurumun kendi işini yapacak alanını tanımlamamız ve o alanda işlerini yapmalarına izin vermemiz lazım. Bu bir sistem sorunu çünkü artık. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaların hemen ardından ertesi gün galiba değil mi? Sayın Başkan'ın yatırımcılarla bir toplantılar. Kendisi orada işte sıkı para politikası duruşuna yüzde beşlik enflasyon atıfta bulunuyor. Ve konuşmanın bir yerine diyor ki mealen, yani bu piyasa erken gevşeme konusunda e, bu fikre nereden kapılıyor ben anlamıyorum bize haksızlık yapılıyor bu, falan haksız diyor. Beklentiler kalkmalı ortadan. Ne, ne diyor? diyor ki basın açıklamasında da var ya. Evet, evet Haksız bek bir haksız da var. kelimesi var değil mi? Valla piyasanın bu beklentisi ben hiç haksız olduğunu falan düşünmüyorum mesela yani. Bir gün önce sayın cumhurbaşkanı tarih vererek ha o tarihte olur olmaz bilmem ben onu. Tarih vererek bir yerde bir yer atıfta bulunuyorsa ve piyasa beklentisini geriye çekiyorsa niye piyasa haksız oluyor ki burada? Aslında ilk göreve geldiğinde bir miktar bugün konuştuğumuz koşullardan e, kendisinin yönetimine biraz daha piyasanın fazla bir faiz indirim baskısı vardı. Evet doğru. Nisan'da, Mart'ta. Evet, evet. Ve e, valla açıkçası biraz da olumlu bir e, sürprizle bayağı da bertaraf edebilirler aslında. Hani o, o, günleri düşünecek olursan. Ya çünkü ilk gel, ilk göreve geldiği gibi hatırlasana evet. Sayın Başkan'ın. Ara toplantı olmayacak, faiz indirmeyeceğiz gibi net mesajlarla geldi. o ilk gel sayfasındaki şeyle başla. Evet. Bayağı da bertaraf ettik. Evet. Ha, ben bir cümle bunu eklemek istedim. Sen devam tamam. şimdi şeyden çalmıyor zamandan. Ya çaldım. yok. Dolayısıyla burada piyasayı eleştirecek bir yer yok bence. Burada net biçimde bu konunun piyasanın gündeminden kalkması ve piyasanın şuna inanması lazım. Evet kardeşim gerçekten uygun şartlar oluştuğu anda Merkez Bankası gerekli görürse bu faizi indirir noktasına bu güveni verecek mesajlar ortaya çıkarsa piyasa ancak o zaman başka türlü fiyatlar. Bak bir daha söylüyorum. Doğrusu bu yılı pas geçmektir. Daha iyi senaryo ya da bas senaryo diyelim ona. Son çeyreğe kadar beklemektir. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Temmuz Ağustos dedi ara Sayın Başkan diyor ki işte erken falan, ne, neye erken diyoruz? Neye demiyoruz mesela? Temmuz erken mi, Ağustos geç mi? Bunlar hep şey kaldı yani. Ortada kaldı. Bir bir daha söyleyeyim. Ya bir de Allah aşkına şu şeyden bir çıkılsın ya. Vallahi çok sıkıldım yani. İşte efendim işte faiz lobisi, Kimileri yüksek faiz. Bu ülkede kimse fazla yüksek faizden falan memnun değil kardeşim. Ne bankacı memnun, ne kredi kullanan memnun. Tamam? Oradaki zaten asıl olan konuşmamız gereken şey reel faiz. Sen enflasyon üstünde iki puan reel getiri alıyorsan Enflasyon 5 iken 7'yi aldığında da aynısını alıyorsun. 17 iken 19 aldığında da aynı alıyorsun. Yani çok basit indirgerek söylüyorum. Dolayısıyla bir kere burada ülkenin her kesiminin yüksek enflasyondan zarar gördüğünü bir ortak bilinçle dile getirmemiz lazım. Ve bu enflasyonun düşürülmesi gerektiği konusunda bir eylem planının ortaya konması lazım. Bak bunca yıllık mesleki tecrübeyle ne diyorsun? Abi aslında bir şey yok. Bir baz etkisiyle düşecek diyorsun. Ya yıllardır bu baz etkisi konuşuluyor kardeşim. Bu baz etkisi dediğin şey dalga boyu gibi işte. Yani bir sene iyi bir sene kötü. Böyle şey gibi dönüp dönüp aynı şeyleri Gelecek konuşuyor. Gelecek yılda bu sene düştüğü yerde çıkacak. Aha, ha. Tamam. Sen sorunu kökten çözebiliyor musun? Ya da bu enflasyon sorununu neden hala dünyada kalıcı olarak çözememiş birkaç ülkeden biri olarak kaldın? Onları konuşmamız lazım. Ama ışık çok güzel bir yere geldi. Yani eskiden o kur etkisi daha ya akademik çalışmalar daha kısa sürede geçerken şimdi bir kısmının kısa sürede geçtiği sonra bir kısmının zamana yayıldı gözüküyor. Bu bize gösteriyor ki bence enflasyon tepe yapmadı. Belki bir ikinci tepe yapacak, belki bir zirve göreceğiz. Yani şimdi Şahap Bey'i çok iyi anlıyorum. Ama Şahap Bey'in de piyasa açısından baktığında şunu görmesi ve anlaması lazım yapılan görev değişikliğinin altında Naci Bey'in faizi arttırdı ve bu nedenle görevden alındığı görüşü var. Dolayısıyla faizi arttırdı diye görevden alınan bir başkanın yerine geldiğiniz anda bu beklenti faizi indirecek beklentisiyle oluşur. Bu çok doğal bir şey. İsimlerden bağımsız söylüyorum bunu. Şahap Bey bu süreci bugüne kadar elinden geldiğinde yönetmeye çalıştı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın son söylediği bir daha söylüyorum. Öyle olur olmaz. Merkez Bankası yapar yapmaz. Ben onu bilmem. Ama çok net söyleyeyim. Cümlenin içinde Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm ifadesi bile yabancı yatırımcı açısından rahatsızlık verici bir cümledir diyeyim. Burada durayım. Senle devam edelim. Sonra toparlayalım. Evet. Yani o, o cümle evet. Eğer hala kalan swap üzerinden uzun pozisyon TL uzun pozisyonda olan yabancı kalsaydı bayağı bir dayak yerdik ama yemedik. O da zaten o pozisyonların tamamen kapatıldığına dair bir işaret. Ben e, ya şöyle söyleyeyim. Bizim enflasyon konusundaki mücadelemiz bir sürekli bir faiz üzerinden devam ederken enflasyonun asıl Mücadelesi olan likidite tarafında tam tersi. Yani biz bir taraftan dururken öteki taraftan vermeye devam ettikçe bu enflasyon beklentilerini düşüremeyeceğiz. 10 yıllık gösterge tahvil faizi %19'dayken biz kendi kendimize hala şu soruyu soruyor olacağız. Neden enflasyon beklentileri düşmüyor? Çünkü biz sürekli ekonomiye, Merkez Bankası üzerinden para vermeye devam ediyoruz. Şimdi insanlar diyecek ki e, tabii vereceğiz. Yani bu kadar kötü bir zamanda 2020 Mart'ında başlamış dünya tarihinin en büyük salgınlarından birinde ne yapacağız? Yani para vermeyeceğiz mi? Sürekli para basıp vereceğiz. E, sürekli para basıp verdiğin zaman şöyle bir denklem ortaya çıkıyor. Türk insanı ve Türk şirketleri önceden, değil mi? TL çünkü verdiğim para TL olduğundan önceden o parayı kullanıp Değil mi hem bireysel kredi tarafı talebi öne çekip talep talep öne çekiliyor. Biz oyunu hep burada kaybediyoruz. Yani biz sanki acayip büyüme odaklı bir ekonomi düzenini önden kurmuş oluyoruz. Çünkü krediye bağlı kendi kendimize böyle bir yol çizmişiz. Sürekli büyümeye bağlı insanlar para harcasın. Aman ekonomi küçülmesin. Aman daralma olmasın. Biz çünkü modelimizi ona göre kurmuşuz. Biraz bir geriye çekilip, ya kardeşim bu modelde acaba bir yanlışlık olabilir mi? Ya biz neden 2021 senesinde batık bir bankacılık sistemi olan yurt dışından değişik fonlarla davaları senelerdir devam ettiği için yurt dışından borçlanamayan Arjantin para birimi pezonun daha kötü durumuna düşmüşüz diye sorgulamıyor muyuz yani? Neden Güney Afrika randına karşı Türk lirası 1.55'e satılıyor? Tarihin dip seviyesine bunları hani biz bu modelden artık biraz finansal istikrar tarafına geçecek modele ben bunu hep söylüyorum yani e, hani o Bismarck'ın ünlü sözü var ya yani kan ter gözyaşı olmadan geçemeyeceğiz. Evet bu siyasi bir denklem. Evet kardeşim siyasi işsizlik kısa vadede. Yani bir senelik kısa vade genelde makro bazda eksi bir senedir ya. Tabii ki kötüleşecek. Ama sen bankacılık sistemini kontrol altına alacaksın. Enflasyon beklentilerini kontrol altına alacaksın. Ve yurt dışı para girişleri başlayacak. Evet ekonomi daralacak. Bunlar yani çok şey olaylar. Ama biz bu acı reçeteyi hiçbir zaman içmek istemediğimizden, Türkiye hep büyüsün, hep büyüsün istediğimizden sürekli aynı yere takılıyoruz. Bir şey Tabii abi, e, yani düzeltmek istiyorum müsaadenle. Çünkü ben ne dediğini anlıyorum ama e, muhtemelen yanlış anlaşılma ihtimali biraz şey açık bir girmek istiyorum. Ya aslında sen diyorsun ki likiditeyi kısalım eee tarafında şu anda ekstra da aslında bir süredir Merkez Bankası'nın verdiği bir şey yok. E, biz enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ekstra daraltmıyoruz. Sen diyorsun ki likitteyi çekelim. Aslında senin demek istediğin bu. Ben doğru anladım değil mi? 2020 20 pandemi sürecinde verdiler. şu an ekstra bir şey ver, verilmiyor. mi? Şu an değil. Ha sonra ekstra, e, ekstra geliyor Çünkü orada, ben o, biliyorum yani evet. karşılaşacağım konuyu. Hani oradakiler bilmiyorlar bilmiyorlardı. Hayır, biliyoruz. Ben ne demek istediğini evet. anladım ama bir küçük girmek istiyorum. Yani %19 politika faiziyle insanlara a bak biz şahin politika uyguluyoruz şeyini aslında biz sen ekstra sıkıştır ekstra, diyorsun ekstra TL likiditesiyle ya dünyada şu gün ya en kötü covid konusunda en kötü olan ülkeler bile Hindistan'ı şeyi ee, Hindistan'ı e, İtalya'sı İspanya'sı filan yani bunlar bile Enflasyon tarafında bir rahatsızlık yaşamıyor. Sürekli tamam şimdi orada rezerv para birimi konusu da var. O ayrı bir para. Ya biz burada sürekli finansal istikrar yerine büyüme tarafını seçtiğimiz için bence burada bir model olayında konuşabilmemiz lazım. Belki de bizim dememiz lazım ki abi biz Türk lirasında ya şu anda. Şu anda gördüğümüz tabloda e, ben Mert demin senin dediğin şey olayı yani çok bariz bir şey. Yani bu sene bu seneki reel görüntüde Merkez Bankası faiz indiremez. Bu görüntüde indiremez. Abi. Ama biz hala üç, 300 puan minor, 200 puan minor, onu konuşan insanlar var. Tabii ki anlıyorum. Ya var bu arada onu yabancısı da konuşuyor yerlisi de konuşuyor. Yabancı koca koca bankalardan gelen raporlarda da bu beklenti var. Ya herkes var. fikri söz Ya herkes burada. bir modeli oturtuyor. Bak, i̇şte baz etkisi düşer diyor. Yani bu tamamen hani böyle bak, bir enflasyondaki yapısal değişiklikten bak, hayır falan bu değil. onlar onlar Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri yüzünden öyle rapor yazıyorlar. Yani bu ülkedeki TL varlıkların tek bir insanın yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Naci Bey'i görevden aldıktan sonra demin Mert'in anlattığı olayla bunu yazıyorlar. Ben bunun çok net farkındayım ama ben diyorum ki yani bizim şu anda faiz indirimine gidecek bir temamız var mı? Ya ben, şu... ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Rakamlara çok hakim değilim. 16.5 TÜFE yaklaşık 38.5 üfe değil mi? Yani küsuratlarında 22 küsuratlı öyle bir şey fark. Bu makas nasıl kapanacak? İki türlü. Bir tanesi. Ha yani sence nasıl kapanacak? Yani TÜFE düşecek, talep TÜFE çıkacak talep gördüğün anda kur stabilizasyonunu sağlarsan bir miktar üfenin aşağı geldiğini ama talebi gördüğün anda burada birikmiş üfenin bir miktar tüfe yedirildiğini ve makasın birinin aşağı birinin yukarı doğru gelerek kapanacağını varsayıyoruz değil mi? Tarihi ortalamalara ya iki var abi. Yani bir şirketsin sen ve <laughs> sana senin sağladığın girdinin maliyeti yüzde %40 diyelim. E zaten oralarda. İki yolu var. Ya bunu biz noktaya kadar bünyende taşıyacaksın. Ki Türkiye'deki şirketlerin mevcut sermaye yapılarını düşündüğümüzde, nasıl çalıştıklarını düşündüğümüzde çok da taşıyabilecek alanları çok kalmadı. Çok bir şey değil. İkincisi yani talebini kırsa da e, satamayacağını bilsen Fiyata yansıtacaksın. de yansıtacaksın. mecburen yansıtacaksın. Peki güzel. Bu senaryoda yani rasyonel olan buysa demek ki bu enflasyon böyle 17'lerde falan tepe yapmadı. En azından bu riskimiz var mı bizim? Var. var. Tamam. O zaman ben de onu diyorum. Hayır, aynı şey, seni desteklediğim için şey söylüyorum. Evet. Dolayısıyla bu risk hala ortadayken bunları konuşmak çok yersiz ve zamansız. Bir daha söylüyorum ya, herkes ülke ekonomisinin büyümesini istiyor. Evet. Herkes büyüyen pastadan daha adil pay almasını, daha refah payından hakkına düşeni almasını istiyor. Ama bu sadece istemekle olmuyor ki. Bu arada merkez bankasından... hani. Bu kadar şey oluyor. emtia ee, işte fiyatları gidiyor benzine zam geliyor. Şey i̇şte doğalgazda bir fiyat ayarlamaları oluyor. Bir şeyler oluyor. Peki Merkez Bankası'nın son Nisan ayındaki işte kamuyla paylaştığı enflasyon raporu, Mayıs'ta işte buna bir patika, oradaki patikaya bir atıf. İşte en son yatırımcı var, orada soruldu mesela. Burada bir bozulma görüyoruz. Yani şu ana kadar bizim gördüklerimiz patika içerisinde. Öngörünüz patika içerisinde hareket etti en azından o orta nokta etrafında bir yerlerde oluştuğu şeklinde de aslında bir yönlendirmede de bulunuldu. Ama e, bu bu şekilde ilerleyeceğinin kesinliğini taşımıyor tabii. tabii Temmuz'da tabii canım. Merkez Bankası'nın burada bir ay sonra yeni bir enflasyon raporu yayınlanacak. Yani muhtemelen yıl sonu e, zaten öyle de olması gerekiyor. Yıl sonu enflasyon tahmini yukarı alınacak. Ha bak nefis yere. O zaman patika da değişir. Nefis yere geldin. Her üç ayda bir Enflasyon tahmini ve patikasının değiştiği yerde zaten bir öngörülebilirlikten söz edemezsin ki. Dolayısıyla fiyatlayamazsın bunu kardeşim. Otur. Yerli yatırımcı olarak da fiyatlayamazsın. Yabancı olarak da fiyatlayamazsın. Otur, risklerin enflasyon tarafında yükseldiği bir ortamda yani sen gidip enflasyon raporunda biz ne demiştik burada? Sayın Kavcıoğlu çek yüzde %14 14-15'e sene sonu enflasyon tahminini. insanlar bir rahatlasın. Görsün senin yani bu tahmini oralara koyduğunu ve hani bunu nasıl bir e, risk olarak gördüğünü yapmadı. Şimdi tekrar arttıracak. Ya yani böyle hani dedi, hani Seri dediğin gibi böyle küçük küçük tavşan adımlarıyla gidip ondan sonra da aa ben faiz indirdim derse bu ülkede yabancı kalır mı? Yani bizim durumumuz şu anda hani ben e, o kötü örneği vermek hiç istemiyordum ama Arjantin Pezo örneğini vermemiz lazım. Hani Orkun çok haklı şunu konuşmuyor olmamız lazım bizim ya. Bunları aşıyor olmamız lazım. Neden konuşuyoruz biz ya? Böyle bir ortamda TL 7.21'den 8.61'e gitmiş. Sayın Kavcıoğlu geldikten sonra yani biz burada faiz indirimi değil, finansal istikrar için ne yapacağız? Bak daha açık, onu konuşuyor bak olmamız daha lazım. Açık, daha açık bir şey söyleyeyim mi? Herhangi bir gerekçeyle umarım öyle bir şey yaşamaz. Bir kur hata daha yaşansa ve bugünkü Merkez Bankası yönetimi bir faiz artışı daha yapmak zorunda kalsa bu da çözüm olmayacak. Yani bu sürekli faizle oynayarak bir kur stabilizasyonu ve kur stabilizasyonu üstünden bir enflasyon kontrolü mekanizmasının ya da bu senaryonun çalışmadığını önce bizim kabul etmemiz lazım. Evet. Ha? Aynen öyle. 24 faiz 7.20 kur yani 24'e çekti Çetin Kaya 7.20 kur 5.15'e geldi. İşte bugün tekrar geldiğin yerler 8.60'lar. Ya burada başka bir sorun var. Üretim modeli sorunu var. Verimlilik sorunu var. Pek çok sorun ya var. İthalata bağımlılık tabii var. Tabii, var üretim, da var diye yani, sürü var. Dolayısıyla bizim bence yanıldığımız şey şu. Pek çoğunun. Aman abi kur yükseldi. Kur yükselecek. Kaldır faizi kur insin. Ya da kuru baskıla. Ya da işte büyüme lazım. indir faizi. <laughs> ya bu ülke çok daha yüksek faiz ve enflasyonla çok daha yüksek yatırımcı çekti. Demek ki faiz burada bir faktör değil demiyorum. Ama ana faktör değil. Türkiye'nin yatırım iklimini iyileştirmesi lazım. Ama şey yatırımlar T artıyor abi. Türkiye'nin 3 çeyrektir artıyor. 3 4 çeyrektir artıyor. Türkiye'nin güven sorununu çözmesi lazım. Türkiye'nin katma değerli ürün sorununu çözmesi lazım. Türkiye'nin hukuk sorununu, eğitim sorununu çözmesi lazım. Bunları çözmeden faizi arttırsan, kuru stabil etsen ne olur? Faizi düşürsen kurdukları ya, ise ne olur? yarın bu faizi ya. bu ülkede %25 olsa, 26 olsa, 30 olsa kur da 6,5 TL'ye düşse. mutlu mu olacak şimdi? Kim mutlu dayan? olacak abi? Kim çok iyi yaptık diyecek? Yani ekonominin de yani, belirli dengeleri var. Di, diyelim ki diyelim ki senin dediğin gibi oldu. Sen atman gereken adımları atmadığı sürece o kur tekrar yukarı dönecek. Bu sefer 19 faiz dedi, 25 faizle mücadele etmek zorunda aslında kalacağız. Aslında Anlatmaya çalışıp şey yok. Senin 15 dakika, 10 dakika önce söyledin. Aslında hani ya bizim aslında artık enflasyonda baz etkisi falan konuşmuyor olmamız lazım. Daha öngörülü bir patika. Bunları geçmemiz lazım. Daha gerçekten. öngörülü bir ay. patika. %7'dir, 7,5'tür, 6'dır, 5'tir. Bu sene bu. Çok fazla oynamaz. Kamunun yapacağı fiyat ayarlamasıyla da işte o yılbaşındaki tabii, tabii. köprü de köprüde şunla bununla bunla. Onunla da oynamaz. Petrol fiyatı 80-85 olsa da mekanizmamız var kuvvetli. işte belirli bir süre taşıyabileceğin güçlü bir rezerv yapım var. Ne bileyim iletişimin kuvvetli. E, yabancı payın içeride. Fon akımların kuvvetli. Sana bir şey sağlıyor. Bir denge sağlıyor. Şimdi yabancılar çekti gitti değil mi? Gitti. Yok. Mayıs'ta çok ciddi. E, olmasa da çok böyle yani yatay diyebileceğimiz. Konuşmaya diye değecek tutarlar değil. Bir taktiksel giriş. Son 2-3 ayın. 200 milyon dolar mı hisse öyle bir şey geldi. Yani çok. Ben o kadar küçük ki hatırlamıyorum. Yani. Hayır evet ya öyle bir rakam. Böyle... Ya, haftalık 30 milyon dolarlardan falan söz ediyoruz yani. Son 2-3 ayın ee, kur tarafındaki en önemli belirleyicisi kim? Yerli. İçerideki yerlinin sağladığı likitti. Bu kadar sert mesela yerlinin e, önemli bir rol üstlenmesini hangimiz bekliyorduk? Ben açıkçası yıl başlangıcında yerlinin kurum buralara geleceği bir ortamda Zaten kurum bu kadar gelmesini de beklemiyordun da ee, geleceği bir ortamda belirli bir stabilizasyon sağlayacağız. Satış tarafında olacağı. Abi yılbaşından bugüne 8-9 milyar dolar bir bozulma durumu var. Evet. Buna evet. rağmen. Evet, buna rağmen. Bu çok evet. önemli bir şey. Ve bakıyoruz. Buna rağmen burada. Merkez bankasının açıkladığı datalara bakıyorsun, öyle çok ciddi bir hala dövize de yönelim de yok. Ben yani. Yönelim yok ama bu fiyata rağmen daha yukarı gitmez. Ben artık buradan satayım diyen o kimse arkada yok. arkadaşların o ters dolarizasyon dedikleri bir haftalık veriyle ters dolarizasyon başladı diye diyenler var ya öyle bir şey de yok. Kimse satmıyordu ama. Ya, Hayır, oldu. Kimse tam, kimse diyor mu ya? ya tam olarak Abi. bunu buna ters dolarizasyon demeniz zaten yani işle alakası yok yani <laughs> mesleki olarak da ama bir sürpriz bence. Pozitif bir sürpriz. Yani hepimiz de mutluyuz tabii ki yani likitte sağlamış olmasından. Çünkü zaten işlem hacmi dolar TL'de son 4-5 yılda ciddi düşmüştü. Tabii. Yani düşünsene yabancının gittiği ortamda bir de işlem hacminin düşük olduğu, yerlinin satarak karşılık vermediği bir ortamda belki çok daha fazla yüksek kurs seviyelerini konuşuruz. Doğru. Ya dediğim gibi daha belirli bir enflasyon, daha öngörülü bir bir patika. İşte yabancının da dışarıdaki konjonktürün iyi olduğu ortamda da buraya girdiği, yani, kötü olduğunda da az da olsa girmeye devam ettiği başka koşulları sağlamak iz, lazım. Bitti mi sözü? Çok affedersin. Geçen haftaki yayında söyleyecektim. Son dakikaya benim hatam oldu bıraktım ve unuttum. Diyecektim ki arkadaş bu TL varlıklara uygulanan mevduata ve bazı yatırım fonlarına uygulanan stopaj Sımsat. ne olacak? Şimdi bak kardeşim bu uygulamanın 31 Mayıs'ta sona ereceği herkesin ajandasında yazılı mı? Yazılı. Yani bu bir anda gündeme düşmüş bir başlık değil çünkü. Sen ben biliyorsak herkes biliyor. Ya o gece birbirimize sorduk. Geldi mi? Geldim. Mi? Sabah kalktık direkt birbirimize ya, sorduk. Gören ya, var mı? Ben ya, mi kaçırdım na, diye. Nasıl olur da? Ertesi günün baya bir gün ortasında gelir ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Bunu biri biri, biri anlatsın bu nasıl oluyor bu yani? Ya bir gün önce o gün hatta mevduatı dönen insanlar bilmiyorlardı bunu. Evet, o da doğal olarak yani satış temsilcisine, yatırım bir, danışmanına soruyor bir bilgin şey var mı Bir şey söyleyeyim diye? mi? Mesela o haberin gecikmesi de bir vatandaşı dövize yöneltti. Kısa süreli de olsa galiba. Çünkü biraz Ya real makasım gidiyor. Yahu biraz okusan dersin ki ne demiş devlet 31 Mayıs'ta bitiyor. Uzattım demediğine göre uygulama ortadan kalkıyor ve bundan sonra TL varlıkları, mevduata ve bazı tip yatırım fonlarına stopaj geliyor. Dolayısıyla benim zaten şu anda çok da memnun olmadığım getirinin bir kısmı daha gidiyor. Yahu bu ajanda bu kadar belliyken inanamıyorum buna. Gerçekten her yani bu, şeyi son bu akşama bırakıyoruz. Evet her so şeyi. Hayır yani. abi eskiden bu son akşama bırakıyorduk. Ona kızıyorduk. Diyor ki niye son akşama bırakıyorsunuz? Son akşama mı bırakıyorsun? Hayır ya bir hafta ya. evvelden bunu yap ya. 31 Mayıs günü belli değil mi? Bir hafta evvelden ya neden o BDDK hazine falan toplanıp bir şey yapamıyor? Yani bu yani yarım saatlik konuşma. Değil mi? Ya yıl başlangıcında... Hakikaten iyi ki hatırlattın. Biz bunu konuşmayı unuttuk geçen hafta. Yani vakit yetmedi daha doğrusu. Aklımızdaydı da girerken. Yıl başlangıcında biz burada bu, bu stüdyoda dedik ki ya, yani bunun doğrusu yıl sonuna kadar da geç. Olmuyorsa da 3. çeyreğe kadar. Ama parça parça 3 ay üç ay gitmeyelim. Şimdi herhalde şimdi Temmuz, Temmuz çekildi. Kadar. Temmuz sonuna çekildi. Yani ha Temmuz sonu ha 30 Eylül. Yani arada çok bir fark yok. Ya bu gerçekten her şeyi bir son dakikada yapma bir keşfe keş Yani izleyenler diyebilir kardeşim çok mu önemli? Ya bilemem çok mu önemli çok mu önemli ama. Ama hakikaten soran insan var abi vatandaş takip ediyor. Yani, ya adamın e, fa alacağı faiz gelirinin yüzde beşine ondan ya fonlarda falan çok fazla abi. Evet. Portföy yönetim şirketleri için çok önemli. Yani pazartesi gününe elinde para piyasası fonuyla gelenin getirisiyle pazartesi günü alanın getirisi arasında baya bir farklılık oluyor mesela yani. Hayır bak bir daha söylüyorum. Karar elbette ki siyasi otoritenindir. Yeter kardeşim ben bundan sonra yapmayacağım. Ben buradan stopajımı alırım. Türk lirası varlıklardan dövize doğru bir yönelim olursa da olabilir. Ya faydasına maliyetine bakar. De, Belki de o kadar da faydalı da olmadı. Bak, elimizde bir çalışma tabii yok yani bu, bu, yaptığımız. Bunu hiç tartışmam. Kendi fikrimi söylerim. Devam etse iyi olurdu derdim. Yahu tamam da tarihi belli olan bir şeyi tarihi geçtikten sonra bile niye açıklanmaz ya? Herkes bilmiyor mu abi bunun 31 Mayıs'ta biteceğini? Ya, işte, yani şunu 25 Mayıs'ta bir hafta öncesinde açıklasan, devam edecek desen, sen de ajandandan silsen, ben de ajandamdan silsem, sabah köründe hepimiz birbirimizi arayıp ne oldu geldi mi, atladık mı falan diye tartışmasak, konuşmasak yani. Ya gece, gece resmi gazeteyi falan izleyen böyle bir topluluk Yaşa, olduk değil mi? Yaşa Allah aşkına TL mevduata uygulanan stopaj resmi gazetenin mükerrer sayısıyla çıkar mı yahu? Ya 9'da önce altyazı yani, geçti kanallar. Ortada resmi bir şey yoktu. Evet. Yani yanlış da olabilir ama yılı, şey yılın diyorum günün ikinci yarısı da falan oldu. Evet evet mi? ben yanlış hatırlamıyorsam 2-3 falan gibi bir evet, saatte geldi. Evet yani. yani o saatlerde oldu. Hayır zaten yani zaten... 3 saat daha beklesen bankacılık sistemi kapanıyor yani. Arkadaşlar banka sistem açılışında o haber finans e bas yayın organlarına düştüğü zaman... Kaynak, değil mi? Kaynak, değil mi? Her haberin bir kaynağı gösterilmesi hazine lazım. Hazine kaynakları diye gösteriliyor. Evet, hazine. Ama resmi açıklama değil. Abi değil. hazine kaynağı. Şimdi sevgili kardeşimizi lütfen çok değerli bir insandır. Belki kendisi ee, yanlış anlamasın. Hazine kaynağı haberde çıkan. Ya bu benim demin okuduğum tweet gibi, değil mi? Birisi hazineden neden tweet atsa uzatıyoruz ya, aynı işte kaynak demin. Ya, okudum, tam, e, öyle, e, tam, tam öyle. Değil, abi, da, öyle abi. Öyle. Aynı bu, öyle abi. Ya Işık abi bazen abi resmi, resmi içeriden bir söylenir. Mı? Tamam. Ya isim verilmez. Hani Abi ta, tamam bu içeriden söyle dışarıdan karşıya falan Hayır hayır tam o güzel. tweet'le karşılaştırmasını söylüyorum yani. Ya benim için mesela e, hani tweetleri yazan çoğu insan oradaki insanlardan daha değerlidir. Ben onlara inanırım. Oraya inanmam ama resmi bir açıklama yoktu. Ya söylüyorum. Bankacılık ben... sistemi açıldığında resmi açıklama Hayır, yok. Hayır biz de onu diyoruz zaten. Tabii. Ya resmi gazetelerin mükerrer sayısıyla mevduat stopajı düzenlenir mi ya? Biraz daha bunlara hakikaten yani birazcık daha dönmek, bakmak lazım. Birazcık daha iletişimi kuvvetlendirmek lazım. Diyaloğu çalıştırmak lazım. Yani 31'i olmasın, 25'i olmasın. Hadi. Hafta başlangıcında de. Yani Cuma akşam kapanışında de. Gelecek hafta. Yani. Bir de aldığın karar piyasayı bozacak bir karar da değil. Zaten devam edecek diyorsun. Açıkla evet. bir hafta evvelden devam edelim. Ya Mert işte bak bunlar hepsi insanların kafasında bazı şeyler yaratıyor. Soru işaretleri yaratıyor. O soru işaretleri mesela neden Türk borsası dünyanın 2021 senesinde en kötü borsası oldu mesela? Değil mi? İnsanın kafasında bu soru yaratılıyor. Dolar bazında %20 kayıpla bu sene gelişen ülkeler yüzde yedi, dünyadaki hisseler yüzde on değer kazanırken niye biz yüzde yirmi aşağıdayız? Niye sokaklarında bir aydır hükümet başkanı neymiş adamın adı Ivan Duque'ye karşı bir aydır büyük olaylarla çalkalanan Ivan Duque'nin orduyu kendi halkının üzerine yönlendirdiği bir aydır bana inanmıyorsanız bazı görüntüler var. Gidin dünya basın yayın organlarından bakın. Kolombiya hisseleri bizden daha iyi şu anda. Onlar %18 değer kaybetmiş. Biz %20. Bogota yanıyor yani gerçekten. Sokaklar falan yanıyor. Ordu, halk. Yani iç savaş görüntüleri var. Bir aydır böyle. Biz şu anda oradan daha kötüyüz. Yazık. Ama işte bu tip şeyler hani ben stopajla falan bunu nereden bağlıyorum? şöyle bağlıyorum. İnsanın kafasında soru işareti bırakan, değil mi? TL varlıklarda ilk önce kimde soru işareti olmayacak? 84 milyonda. 84 milyonda soru işareti olmayacak ki biz gidip Orkun Gödek olarak, Mert Yılmaz olarak gidip bizim malımızı dışarıdan şey yapalım, pazarlayalım. Benim düşüncem bu konuda çok basit hikayelerimiz var. Uzun vadeli hikayelerimiz var, kısa vadeli. Ama Mert demin sen çok güzel bir şey söyledin. Bizim şu anda biraz insanların baktığı radarı Sayın Kavcıoğlu'ndan, Merkez Bankası'ndan filan çevirip, biliyorum Türkiye'nin gündemi ayrı ama bir reform prosesi söylendi bize değil mi? Uzun vadeli makroekonomik yani, reform. 7 liranın altına öyle geldi kur. Evet. 6.90 kur satıştayken biz öyle geldik. Evet. Bir Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şey söyledi. Biz yabancı yatırımcıyı bu ülkede istiyoruz dedi ve pozitif reel faiz vereceğiz. Evet. O eski dönemler bitti dedi. İnsanlar hurra TL varlık aldı. Evet. O en önemli cümleleri Sayın tabii, Cumhurbaşkanımızın tabii, tabii. o hukuk e, reformu ve iki hukuk ve adalet reformu geliyor dedi. Ekonomik reform dedi. E, Makroekonomik reformlar uzun vadeli. Üçüncüsü de benim için çok önemliydi. N e, Naci Bey'in yurt dışı kurumsal yatırımcılarla yaptığı telefon görüşmesinde dedi ki biz enflasyon te tehlikesini görüyoruz ve ondan sonra da tak diye faiz arttırdı. Şimdi biz o dönemden bir anda değil mi biz oradan neyi yapabiliriz şu anda? Yani Merkez Bankası, güven, kredibilite falan dedik. Bak hukuk ve adalet reformu tekrar insanlara bir şey verir. Şu fiyatlamalarda. Kolombiya'dan kötü trade eden fiyatlamalarda, Arjantin'den kötü trade eden fiyatlamalarda insanlara bir şey verir değil mi abi? Ya bir dakika ya Türkiye buralardan bakılmaz mı ya? Riskli varlıklarda inanılmaz bir iyileşme var. Biraz da oraya bakayım falan verebilir. Ben diyorum, ben diyorum ki biz çok fazla bu faiz, enflasyon şeyini sürekli kendi kendimize tekrarlayarak, sürekli kendi kendimize böyle hani baskılayarak plan çok yanlış yerlere gidiyoruz. Başka yönlere odaklanmamız lazım. Ya şimdi biraz önce reformları açtın. Mesela buranın hikayesi var. Her şeyi var. şahane yapmıyoruz. Ama iyi yaptıklarımız var. Arada bak mesela son 2-3 ayda yasalaşan, ee, o reform paketinde açıklanan bir sürü şey var. Kaç kişi biliyor? Yok. Yani yaptıklarımızı da, tamam her şeyi çok iyi yapmıyor olabiliriz. Onu zaten hani söyleyenler de diyor. Hani yaptıklarımızı anlatabiliyor yaptıklarımızı muyuz? Yaptıklarımızı pazarlayabiliriz mesela. Hakikaten bugün çıkalım soralım. Kaç kişi 18 yaşın altına birisi, yani reform konusunu açtığını diye söylüyor. Evet. Yasalaştığını, izin verildiğini kaç kişi biliyor mesela? Bir eser emeklilik, emeklilik sisteminde TEFAS gibi işte herhalde adı BEFAS tam hatırlamıyorum da onun geldiğini, fonların alınıp satılıp yani değiştirilebileceğini kaç kişi biliyor? Çok Herkes hazır. yani bizim bulunduğumuz sektörde bile çok az evet, kişi biliyor. doğru. Haklısın. Ya bunları daha fazla pazarlayabiliriz. Daha fazla anlatabiliriz. Ondan sonra hani abi aynı şeyleri yap konuşmaktan vakit kalmıyor ki bunları anlatmaya, konuşmaya zaten. Haftaya geleceğiz. Gene burada Merkez Bankası faiz enflasyon çok konuşacağız, değil mi? <laughs> ya yine mi var toplantı? Nasıl iğnem var? Her ay var. 10 yaşında. Hayır yani gelecek hafta mı? Evet. Hayır, gelecek evet. hafta. <laughs> Sen bir suyun içeceğim hadi. <laughs> ya abi ben FED konuşacağız filan zannediyorum. Abi gerçekten bu döngüye yani. Haftaya FED konuşuruz ya. <gülüyor> <gülüyor> yani ondan yana sıkıntı olmaz. Biraz Borsa İstanbul'a konuşalım mı? İstersen Olur, halk arzlarla gelelim. E, hatta yayın öncesi de seninle aramızda konuştuğumuz bir sohbeti açayım ben. Hani halk arzların geçen hafta 4 tane olduğu, <laughs> 1 milyar liranın üzerinde olduğu Geçen haftaki yayında konuşmuştuk toplam büyüklüğünün. Ve bunu bir miktar piyasayı baskılayabileceğinden konuşuyorduk. Ee, hafta kapanışına baktığımızda işlem hacmi açısından evet zaten doğal bir baskılanma vardı ama öyle fiyatlamalar tarafında falan çok ciddi. Aman aman bir şey olmadı ama bireysel yatırımcının talebinde sayısında o yani o 800 binlerden artık 40 bin, katılan bin leri, yatırımcı heh, sayısında manası manası 28 binlere Artık oralara geldik. Yani 850 bin gördük biz infoda, Kua'nın halk arzında. Şimdi 30-35 binlere kadar geldi. Son halk arzlardan birinde 28 evet, okudum. Işte. Yanılıyor olabilir. Ya sanki bu iş hani bir yaz aylarında da bu halk arzlarda azalan ilgi e, ve bunun bir miktar. Yani çünkü bekleyen şirketler olduğunu da biliyoruz. S.P.K. de açmak istiyor. Bunu da görüyoruz. Ya yani geçen hafta şimdi mülteni pas geçti. Doğrusu da bu, Hani bir miktar piyasada dinlensin, belki bu hafta yeniden onaylar falan ama sanki bu iş bir miktar daha süreç olarak devam edecek gibi duruyor ki bunun bir sonraki aşaması aracı kurumlar üzerindeki belki onların hazırladıkları projeksiyonlar, beklentiler e, finansal anlamda değil mi? Belki onlarda bile bir değişikliğe sebep olacak bir süreçten ya te konuşuyoruz. Bu konu yaş için teşekkür ederim çünkü geçen hafta şöyle bir şey söyledim. Ee, herkes duymak istediğini duyduğu için yolda giderken sosyal medya hesaplarıma baktığımda şöyle şeyler ona alıştım zaten. Hadi gözünüz aydın halk karzlar patladı mutlu oldunuz mu falan. Onu geçtim işte ya işte almayın diyordunuz şimdi alın diyorsunuz. ya ben ne alın dedim ne almayın dedim. Sadece geç hafta söylediğim şey şu bu bir normalleşme. Yani bu kadar yoğun talebin olması da normal değildi. Bu kadar halk arzlar yokmuşçasına davranmak da normal değil. Bu bir yerde dengelenecek dedim. Ve o dengelenmeye doğruya bence yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi insanların, büyük ihtimalle deniz yatımında siz de görüyorsunuzdur bunu, insanların açıp şirketle ilgili bilgiyi daha fazla sordukları, öğrenmek istedikleri, ya tutsak şey yapar mıyız, para kazanır mıyız, temettü politikası nedir gibi böyle olması gereken soruların gelmeye başladığını görüyorum ben infoda. Bana arkadaşlarımdan aldığım bilgi bu. Ha sayı çok mu düştü? Evet yani bir de tabii yani benchmark'ı 850 binler. Ona Neredeyse bir evet. milyonlara doğru yaklaşmış veriden söz edersen 30-35 binler çok düşük. Ama şunu görüyorum yani o ajanda sıkışıklı falan onları bir daha konuşmaya gerek yok. Ve maalesef sıkıştı o ajanda yani sıkışacak da bundan sonraki dönemde. Ama e, halka arzların da kendi içinde bir ayrıştığı iyi performans evet. gösterenler olduğu gibi yatırımcısı memnun etmeyen mutlu etmeyen halka arzların da yani işlem sıraları açıldıktan sonra ortaya çıkmaya başladığı gözüküyor. Bu bence sağlıklı bir durum. Yani şunu anlayacak yatırımcı her halka arz yani ilk şirkete halka arz ediliyor diye gözünü kapatıp almayacaksın ama hiçbir halka arza da ben katılmayacağım diye sırtını dönmeyeceksin. Bak burada doğru fiyatlama, doğru strateji neyse onun adı o kelime onu buluyorsan piyasa aşağı geldiği zamanda da iyi performans gösteren şirketler olduğu gibi piyasa iyi performans gösterdiğinde kötü performans göster. Ha tabii zaten bu şirketler 3 günlük, 5 günlük performanslarıyla falan e, ya bu teknik analize falan bakar mısınız diyenler var. Kardeşim neyin teknik analize bakacak? 4 gündür işlem gören için. Ama ben bunun geçen hafta da öyle söylemiştim. Bu bir normalleşme. Bu bir zaman alacak ama normalleşmenin başladığını düşünüyorum beni en sevindiren tarafı şu. Geçen gün bir paneldeydik. Orada da aynısını söyledim. Yıllardır da aynısını söylüyorum. Benim görevim bu sistemdeki yatırımcının kendi varlığını ve parasal varlığını korumaktır önce. Ben bunu anlatmakta yükümlüyüm. Sonrasındaki tercih yatırımcı ister salır ister salmaz. Ben ona bir şey diyemem. Ama bu bir normalleşme hali ve Uzun bir aradan sonra çok sevindim gerçekten. Şirketin temettü politikası gibi daha teknik, daha finansal yazarlığı yüksek insanların sorduğu temettü verimi nedir burada yüzde kaça geliyor gibi soruların gelmesi bence yavaş yavaş buranın bir normalleşme sürecine girdiğini gösteriyor. Ama geçen hafta da konuştuk yani tekrar yeni dönem mali tablolarıyla gelmek istememe hali var. Dolayısıyla sermaye piyasası kurulda biraz daha süreci hızlandırmak istiyor. Bunun zaman zaman piyasada bir baskı yarattığı, yani piyasada zayıf olduğu için aslında o baskıyı yaratıyor. Yani gümbür gümbür yukarı giden bir piyasa olsa hiç umurunda olmaz ya piyasanın 40 bu. 40-50 milyar işlem hacmi olsun. Ee, bir 1, milyar haftalık ha. işlem şey işlem diyorum, halk arz şey hiçbir şey. Aynen öyle. Dolayısıyla... Yabancı kurumsala eskiden ne kadar satıyorduk hatırlıyorsun değil mi? Tabii. Halk arzlarda. Yüzde 40. En az yüzde evet. 30. %40. %30. 30'lar 40'tan havada uçuyordu. Yüzde 40 iyi bir şirket yani böyle herkese aa filan demeyeceği bir şirketi sermayedar doğru fiyatlamaya getirirse tık ABD Londra Dubai zaten 100 birimi verip geliyorsun orada. Aynen. Bir de sevgili kardeşlerimiz Temaşek o da geliyordu. Abu Dhabi fonları. Onlar geldiği için içerideki PY şeyler geliyordu. Yurt içi kurumsal da kapanıyordu. İçerideki bütün... Yani bireysel içeriden yurt içinden kaydırılanlar vardı. Aynen. Mi? İçerideki kardeşlerimiz o tema şekleri Abu Dhabi fonlarını Londra'daki hedge fonları görüp bir anda ziraat portföyden iş portföye en küçüğüne kadar hepsi üzerine atlıyordu. Bireyselene kalıyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yüzde sekiz. Evet. Aynen. Şimdi Tam tersi. %92 Aynen. %92 Ayşe teyze, Rıfat dayı al buyur kardeş. Sen onu sat, bunu al. Ne kadar oldu bu 2021 senesinde? 18 milyar TL oldu. Bugün itibariyle. 18 milyar TL bu sene halka arzlar ve bedeller. Bedelli sermaye tamam. artışlarını da bunu koyacaksın. Çok kısa şey de söyleyeyim. Herhalde var, ha, yaklaşıyoruz var. yavaş yavaş. Işığa da sana da şey kalsın. Valla piyasanın bir süre daha bir bant içinde gidip geleceğini düşünüyorum ben. Işık demin çok güzel anlattı. Yani bir sakinleşebilsek, bir stabilizasyon ışığını gösterebilsek, bir hikaye yazabilsek burada muazzam bir getiri potansiyeli var hala. Ya geride kalmışsın. Hiçbir şey satamazsan bunu tabii, tabii yani. satarsın. Aynen öyle yani. Ee, ama bu gündemle devam ettiğimiz sürece ya da bunları yapamadığımız sürece vallahi be, aşağıda 1350, yukarıda 1470. O 1470 zaten 100 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Oraya doğru yani geniş bir banttan söz ettiğim farkındayım ama işte o bandın içinde yukarı gittikçe sat, aşağı geldikçe al. İşte kur yukarı gitti, işte ihracatçılar pozitif etkilendi. Kur aşağı geldi, yok efendim döviz açık pozisyonu olanların lehine. İşte bugün yabancı banka sattı, yarın sanayi aldı. Böyle devam edeceğiz. Yani e, bir kere şunu gösterdi bence piyasa yeni bir gündem çıkmazsa bizim adımıza. Yani 1400'ün altına kayarsa 1350-1400 arasında burada alıcı olmak isteyen bayağı bir grup var hala. Yatırımcı var ya da mevcut pozisyonunu hisse tarafını arttıracak olan. Ama 1470 aşılmadan hatta bana sorarsan ya sen de ne temkinliymişsiniz diyeceksen ama biraz yaşımdan kaynaklı artık herhalde. Yani o kendi gördüğü zirveyi aşmadan yeni pozisyon almam ben. Ben var vaktimiz Işık abiyle ikişer dakika bölüşürüz. Ben piyasanın aslında yine hani piyasa şunu gösterdi diyorsun ya. Piyasanın şunu gösterdiğini düşünüyorum. Senin cümlenle devam edeyim. Ee, mesela piyasa erken bir faiz indirimi şeyi görmüyor. Bu kadar konuşmamıza, konuşulmasına rağmen falan. Ya da tam enflasyon düştü ama e, ya da 10 yıllık tahvil faizi bugün 17 değil, 16 değil. Piyasa kendi gerçekleriyle olması gereken eksende ilerliyor. ya Gün sonunda kim ederse desin. Mesela borsa tarafı güçlü duruyor. İyi duruyor. E, ya da bu tartışmalara rağmen kur evet kötü. Ama daha kötü olmadı. burada hani hacim bekleyenler falan onları konuştuk. Ee, kısa vade en önemli buranın belirleyicisi, oyun değiştirici faktörü 14. Ayın 14'ündeki NATO zirvesi. Ee, Beyaz Saray'dan da açıklandı. İşte bizim tarafta iki tarafta çalışıyor. Önden Dışişleri Bakan Yardımcısı geldi. Zaten gelme sebebini söyledi. Hani ön hazırlık falan filan heyetler arasında. Şimdi NATO zirvesi herkes ona bakıyor. Ona odaklanmış durumda. Evet. O oradan gelecek haber akışı e, kapsamlı çalışılıyordur. Bunu tahmin etmekte güçlük yok. Ya 1500'ün üstüne gideceğiz bu gücü gücü koruyarak. Ee, ya yatay hani hiçbir şey değişmedi ya da kısa vadede daha kötü bir haber akışı yok. Buralarda bant içinde devam. Senin dediğin gibi bant içinde devam ya da e, çok zannetmiyorum ama belki de hani çözülemeyecek sorunlar e, birazcık daha öne çıkacak ve piyasa bunu negatif algılayacak. Ben piyasanın bugünkü duruşu işte belirli hisselerdeki e, verdiği ağırlık falan derken piyasanın daha böyle pozitif tarafı en azından diyalog başlıyor. Oturuyorlar, konuşuyorlar iki ülke. Tarafında daha ağırlıkta durduğu kanaatindeyim. Bir, cüm bir cümle söyleyeyim mi? Ben gene de pardon çok özür. Ben gene de böylesine bir görüşmeye çok pozitif manada bir anlam yüklenmesinin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ya da kötüyü görmüyor diyelim piyasa. Heh. Heh. Ya Şık O bant hareketinin devamı bence daha yüksek olasılık şimdi Bir dakika ondan sonra da kapatalım. Bugün, bugün bankalara gelen alımlar olumluydu. Ee, orada yabancı alımı vardı diyenler var. İnşallah devam eder. Zaten garanti bankası... Son 5-6 haftanın ciddi şekilde yabancı alımı gören hisselerinden. Taktiksel yabancı girişi var bu arada. Yani var, var. Çok çok cüz'i miktarda. O hız kesti çıkış. Evet cüz'i miktarlarda olsa da bir tek Ereğli'ye gerçek yabancı giriş gördük. Ama şu anda borsanın durumu kötü değil. Baktığımız zaman dünyanın 2020 senesinde en kötü performans hisse senedi olmamıza gerçekten gerek yok. Bir hikayemiz var. Bu hikaye üzerine anlatırken şu hukuk ve adalet konusunda yani... Belirli görüşmeler yapıp Sayın Abdülhamit Gül'ün bu konuda atacağı adımlar gerçekten şu TCMB'den kendimizi bir kurtarmamız lazım diyorum. Yani çünkü ben artık bunu konuşmaktan sıkıldım. Tamam. O zaman kapatma, adem sıkıldın ben de kapatayım. Kapatma bir 30 saniye var. Sevgili kardeşimizin, dostumuzun Tufan Cömert'in bugün doğum günü. Kendisine gün içinde ulaşmakta biraz zorlandık. <laughs> ee, doğum günü kutlu olsun. Onu kendi adıma tanıdığım için, onunla dostluk ettiğim için çok mutluyum. Tüm sevdikleriyle beraber uzun sağlıklı, mutlu yaşlar diliyorum kendisine. Evet. Sevgiler, saygılar, nice sağlıklı, huzurlu senelere Tufan. Artık yeni yaşında stüdyoya da gelir diye düşünüyorum. Valla gelir, gelir, stü... gelir, Tufan gelir. abi kapatıyorum. Biz <laughs> reklam arasında video çekmeye çalıştık ama beceremedik maalesef. Onu bile yapamadık abi. Ee, madem stüdyoya gelmiyorsun buradan kutluyorum. Doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi haftalar. İyi akşamlar.